Polise bu ifadeyi nasıl verdi? Cinayeti kabul etti. Şu an her ikisi de cezaevinde. Bu program olmasa biz bugünkü sonuca ulaşamazdık. En büyük hayalimi gerçekleştirdiniz. Telefon attığında kızın var. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Önce kayıplara karıştı. 48 yaşında Adem Karay, Akçaabat ilçesi Mersin köyünde 9 Mart 2017 tarihinde kayboluyor. Ankara'ya bir mitinge gidecektik. Uzun bir zaman gelmedi. Bana telefon ediyordu akrabalar. Sevim abla, Adem abi görünmüyor diye. 15 gün sonra cesedi su kuyusunda bulundu. Beyefendinin evlerinin bahçesinde su kuyusu var. Orada cesedi bulunuyor. Burada 3 tane kardeş var. Diyorlar ki bizim kardeşimiz öldürülmüş Adem. Biz amcaoğlumuzdan şüpheleniyoruz. Devamlı kokuyor. İşte çam aldası olup geldi, kuyuyu açtı, bu durum bu. Açık bak kapağı burada aynı öyle kalmış. Ha, kuyu burada bulundu. Buraya bu kuyunun olduğunu biz bilmiyoruz. Bir başkasının da bilmesinin imkanı yok. 48 yaşındaki Adem Karay'ı kim neden öldürdü? Bir şeyler yakıyordu. Neredeyse 2 gün yanıyordu. Orada bir çardak varmış. Orada da bir kaz vardı. Böyle bir kaz. Korkunç cinayetle ilgili aile kimlerden şüpheleniyor? Az sonra Müge Anlı'da. Amcasının oğlu aracılığıyla önce savcılık yapan Hikmet Günesan'a veriliyor. Hikmet Bey de Saniye Hanım'ı kız kardeşi Münevver ve eniştesi Supi Saral'a bırakıyor. 48 yıl sonra da Saniye Hanım buraya gelmiş, benim evlatlık verilen kız kardeşimi bulun çıkarın ortaya diye. Bir ablanın kardeş hasreti. 48 sene oldu gidelim. 48 sene. Çalmadık kapı bırakmadı. Ama yine de menekşe gözlü kardeşini bulamadı. İzmirlerde aradım. Adliyelere gittim. Polis karakollarına gittim. Bunu benim amcamın çocukları bile benden saklıyorlar. Bu da senin kız kardeşinin elbisesi. Minnacık bu ya. Bu 7 yaşından da küçükmüş. 5-6 yaşlarında halama amcam tarafından evlatlık olarak getirildi. Elektronik mühendisi bir beyle evlendi. Bir tane oğlu vardı ve şu anda Londra'da yaşıyorlar. Ayrıca Manisalı pazarcı Hanife Hanım'ın Londra'da bulduğumuz kardeşine olan hasreti bitecek mi? Bir kere gel, bir kere buluşalım, bir daha gelmezsen gelme. Az sonra Müge Anlı'da. Esrarengiz bir şekilde kayboldu. 20 Ocak'ta kayboluyor hanımefendi. 55 yaşında, Kırıkkale'deki evinde yalnız yaşıyor. Günlerdir haber alınamıyor. Karışan eden tutan da yoktu. Kendi kafasına göre hareket ederdi. Kaçacak durum yok ortada. Yok. Maaşı da vardı. 55 yaşındaki Feride Ercan nerede? Hanımefendiyle ilgili ailesinin bildiği tek şey sosyal medyadan Ankara'da yaşayan Yalçınkaya isimli bir şahısla tanıştı. Sosyal medyadan tanıştığı erkek arkadaş yalan mı söylüyor? Arkadaşlık isteği atılmıştı. Kabul ettim ben de. Facebook'ta yeğenini kaybedenler diye girilince çıkıyor mu sizin paylaşımlarınız? Öyle bir uygulama var mı? Yok. Yoksa nasıl bulacak işte sizi yani? Bu şahıs hayır kurumu mu ya? Benim halama sürekli paramı gönderen adam. Bunun lakabı Yalçınkaya değil, Ateş. Halama ayrı konuşuyor, polislere ayrı konuşuyor. Bu ortadan kayboluş normal değil. Evet. Ya akıl sağlığında bir problem var ya kadının başına bir iş gelmiş. Az sonra Müge Anlı'da. Önemli olan hayata değer katmak. Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz yaşamın gerçeği. İyilik için yaşamalı. Unutmayın, hayat varsa umut da vardır. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum. Bugün kalabalığız yine. Çok da konuğumuz var. Hızlıca girelim isterseniz. Kerem 20 yıldır görmediği annesi Hatice Gümüşsu ile biliyorsunuz stüdyomuzda kavuştu. Çok da duygusal bir buluşmaydı işte. O çocuğun o annesine sarılışının altında kim bilir yıllar içinde ne hasretler, neler yatıyordu. Hepimizin aklından onlar geçti. Dün efendim buradan çıktılar klasik olarak. Biliyorsunuz kavuşanlara bir öğle yemeğimiz var daha kaynaşsınlar diye. Hatice Hanım bir yıldır bir başkasıyla evli. Evlendiği kişinin de 14 yaşında bir çocuğu var. Annesinin evlendiği kişi de Kerem'e kucak açtı. Bizimle gelebilirsin dedi, Antalya'da bizimle de yaşayabilirsin dedi. Sonra dün geceyi de beraber geçirdiler anne oğul. Kerem de ben çalışıyorum şu anda ama hani ona göre bakarım hani ileriki günlerde ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Ablalar anneye tavırlarında devam gösteriyorlar. Onlar annelerini affetmediklerini söylüyorlar. Ama anne oğul güzel bir öğle yemeği yediler. İsterseniz o görüntüleri izleyelim. 4 yaşından beri anne kokusuna hasretti Kerem Öztekin. Kerem annesini aramaya geldi. Kerem'in annesiyle babası ayrılıyorlar. Kerem babasının yanında kalıyor kardeşleriyle ve yıllar içinde annesiyle görüşmüyor, görüştürülmüyor. Şimdi çocuk diyor ki ben Ağustos ayında askere gideceğim, annemi bulup helallik istiyorum. Hiç aramamış mı anneniz sizi? Aramış, bir gün demiş benim çocuklar beni bulacak demiş. Oğlum demiş bulur demiş. Küçücük yaşta bir karakola bırakılmıştı. Ama içinde hep anne özlemi vardı. Büyüdü. 16 yıl sonra annesini bulmak için yayınımıza katıldı. Bir saat dolmadan Kerem Öztürk'ün annesi Hatice Hanım bulundu. Anneni bulduk. Hadi bir alo de bakalım. Alo. Annesinin sesini duyduktan sonra bu kez sıra kavuşmaya gelmişti. Anneni bulduk. Annesinin yayınımıza gelmeyeceğini düşünen Kerem Öztekin, Müge Anlı'nın sürpriziyle şok oldu. Annen geldi. Geldi mi? Geldi. Az sonra annene sarılacaksın. Ay nasıl geldi mi diye gözünün içi gülüyor. Anne oğlun yıllar sonraki buluşması herkesin yüreğini dağladı. Yayınımızdaki bu hasret dolu buluşmanın ardından anne oğul birlikte yemek yedi. Hissedilen mutluluğun tarifi yoktu. Kerem Öztekin hala şoktaydı. Annesinin yanında olmasına inanamıyordu bir türlü. Çok güzel bir duygu yani. İçimizde bir şey vardı. Yılların özlemi, yılların birikimi. Sanki bir rüya. Resmen bir rüya yani şu an. Hani bir şeyi çok istersiniz, çok istersiniz böyle yıllarca. Sonra birdenbire böyle olur. Nutkunuz tutulur o işte. Geç kalan mutluluk. Sığdıracağız hepsini. Daha önümüzde koca bir ömür var inşallah. Hep diyordum zaten asker mühendisi olacağım ben. Öztekin annesinin eşi Semih Bey'le de tanıştı. Çok güzel bir duygu. Allah ayırmasın. Artık bu zamana kadar yaşanmış. Bu geride kaldı. Bundan sonrası inşallah iyi olur. Yıllar sonra bir araya gelen anne ve oğul Müge Anlı'ya da minnettardı. Allah razı olsun. Müge Allah razı olsun. Yani inşallah. Onun da bir istediği varsa o da olur inşallah. İnşallah. Yani sadece beni değil herkesi sevindiriyor. Müge Anlı seni çok seviyoruz. Ne güzel yazmışsın. Sarıldı. Yine de annesine doyamadı. Evet, sarıldı. Bu çocuk da böyle kalacak aklımızda herhalde. Evet. Annesine sarılmalara ve hiç doyamadı. Böyle bir sarılma görmemiştik açıkçası. Burada tanık olmamıştık. Bu kadar hani kopamadan, bu kadar içten mutlaka herkes çok içten davranıyor ama o buluşmalarda hani bu kadar bizim hissedebileceğimiz derecede o hasreti yaşayanını görmemiştik. İnşallah istediği gibi olur. O bir anne şefkati arıyor, anne sevgisi arıyor, anne kokusu arıyor. İnşallah bundan sonra annesi de ona istediklerini verir. Yani bu enteresan ya. Çok hayat çok enteresan. Efendim biliyorsunuz Hanife Hanım da kız kardeşini aramak için stüdyomuzdaydı. Kız kardeşim 7 yaşındayken ailemizden koparılıp götürüldü. Aslında annem istemiyordu ama babam da vefat etmişti ve amcaoğullarım iyi yetişebileceği bir yer buldukları için kız kardeşimi o istemeden aldı götürdü. Hala sesi kulaklarımda çınlıyor, gitmek istemediğini haykıran sesi demişti. Bir onu da hatırlayalım. Hanife Hanım da burada kız kardeşini arıyor. O kadar çok ağlıyor ki onun da gözyaşlarına dayanamadım. 48 sene oldu gidelim. 48 sene. Bilenler var, beni söylemiyorlar. Akşama İzmirler'de aradım. Adliyelere gittim, polis karakollarına gittim. Bunu benim amcamın çocukları bile benden saklıyorlar. En sonunda dediler ki Müge anneye git. Adil ve Menekşe Karataş çiftinden dünyaya geliyor Hanife Hanım. 4 kardeşi bulunurken kardeşlerinden biri vefat ediyor. Aradığımız Yasemin Saral'sa evlatlık veriliyor. Ve işte 48 yıl sonra da Saniye Hanım buraya gelmiş. Benim evlatlık verilen kız kardeşimi bulun çıkarın ortaya diye. 7 yaşındaki küçük kardeşinin zorla evlatlık verildiğini hatırlayan abla Hanife Hanım amcasının oğlunu suçladı. Giderken nasıl gitti o çocuk? Onun sesi hala kulağımda. Ağlıyor muydu? Çok bağırdı. Bizden senin eve kaçayım, senden bunu evine kaçayım, millet arkasından tutacağım diye. Aa, gece amcanın oğlu geldi, bu da evden gidiyor ki öteki almasınlar onu diye. Öyle kaçıyor. Ay çok acıklı ya. Kardeşimi uzaktan da olsa bir kez göreyim yeter diyen abla Hanife Hanım 50 yıldır sakladığı kardeşine ait elbiseyi de gösterdi. Bu da senin kız kardeşinin elbisesi. Minnacık bu ya. Bu 7 yaşından da küçükmüş. Bir kere gel, bir kere buluşalım, bir daha gelmezsen gelme. Sen yaşa, yeter ki yaşa. Pazara çıkıyorum, kimselere şey yapmıyor. Ben onu parasal yönden, pulsal yönden hayatta aramıyorum. Onun ihtiyacı varsa ben pamuk toplarım, pirinç biçerim, ben ona veririm. Ama yeter ki göreyim. Emekli savcı Hikmet Bey'in yeğeni Coşkun Gülesen yayınımıza bağlandı ve aradığımız Yasemin Saral'ın Londra'da yaşadığı bilgisini verdi. Şöyle söyleyeyim, 5-6 yaşlarında halama amcam tarafından evlatlık olarak getirildi. Son derece iyi bakıldı, eğitimini aldı, fakülteyi bitirdi. Ondan sonra elektronik mühendisi bir beyle evlendi. Bir tane oğlu vardı ve şu anda Londra'da yaşıyorlar. Aynen. Bak sana gel yarın bulalım dedim ama çok ağlayınca kıyamadım. Kısmet bugüneymiş. Coşkun Bey de bizi izleyince güzel oturttuk yerli yerine. Efendim, dün Coşkun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oldu. Öncelikle hayatta olduğunu öğrendik tabii. Ona sevindik. Sonra Londra'da yaşadığını öğrendik. Biz kendisiyle, hanımefendiyle görüşemedik. Ama akrabaları vasıtasıyla kendisine ulaşıldı. Gelen bilgi şu sıra görüşmek istemiyormuş. Ne yapayım, şükür. Çok üzgünüm. Şükür. Öfke geçmem acaba? Hı? Öfkesi geçmez mi acaba? Şu an bizi izlediğini tahmin ediyorum. İstersen sen seslen kız kardeşine. Bağlanamaz mı? Telefona bağlanamaz mı acaba? Şimdi tabii ben bazı şeylerde de çok konuşmak istemiyorum ama... Nedenini anlayamadım açıkçası Hanife Hanım. Yani bizzat da konuşamadığımız için hanımefendiyle. Yani nedenini anlayamıyorum ama durumu da gayet iyiymiş. Bize konuşmasın, sana konuşsun. Sen bana söyle. Ha bize konuşmasın, zararı yok. Öfke dolu tamam, o öfke dolu, haklı. Yerden göğe haklama. O tam bilmediği şeyler çok ortada. Onun beynini yıkadılar. Bilmediği şeyler çok. Şimdi tabii onun beynini yıkanması, hani annesi babası arasa onlarla görüşmek istememesine hak verebilirim yani. Öfkesine, beni niye verdiniz, niye diğer çocuklarına baktığında beni verdin duygusu da önemlidir ama tabii senin konuyla bir ilgin yok. Sonuçta sen de orada küçük bir çocuksun. 8-9 yaşında bir çocuk, 8 yaşında bir çocuk o gittiğinde. Yani. Evet. Şimdi hani sana kızacak bir durumu bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Evet. Fakat sanırım tekrar geçmişiyle mi yüzleşmek istemiyor artık? Bir şey de söyleyemiyorum tabii. Ama ben de en azından bir telefonla olsun bağlanmasını çok arzu ederim hanımefendinin. Hala geç kalınmış sayılmaz. Evet. Bir sesini duyurmasını. Yani zaten siz artık kilometrelerce uzaktasınız. Ya, sizde bu ailenin verebileceği bir zarar... Bir zarar gelir diye mi düşünemiyorum ama ne zarar gelebilir? Ne zararı gelecek? Ben orayı nerede bulacağım? Ben buraya gelesiye kadar yalnız Ağına Karayı seçtim. Ben imkanım var. Yeter ki o orada yaşasın. Yaşasın ama bir kere telefona bağlansın. Belki dün böyle bir... Bazen insanlar şoke oluyorlar tabii. Beklemedikleri bir... Eskiden kalan bir yakını televizyona çıkıp onu aradıklarında belki bugün biraz daha sakinleşir mi, daha doğru düşünür mü bilmiyorum. Bunu koca Manisa bölgesi, Turgutlu pazarcılar, Selendi, bütün bunu yapsa yapsa Müge Anlı yapar dediler. Devreye o girer, o yapar dediler. Benim amcamın çocukları uzaklaştırdı bu çocuğu. Biz yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Acaba amcanın çocukları zaman içinde artık hani rahatsızlığa varan bir takım girişimlerde mi bulundular da? Bilemiyorum ki. Şimdi sizin de ne yaşadığınızı bilemediniz mi? Var, birkaç kişi var. Bu çocuğun babasının, anasını rahatsız eden insanlar var. Her gün örgün varlığın bir olduğu yere. Biz bilmeyiz ki, annem bilmiyor, biz bilmeyiz olduğu yeri. Tamam gitti, bırakın gari orada madem. Acaba verildi zaman içinde, şimdi bilmiyorum, kimsenin de günahını almak istemiyorum. Zaman içinde gidildi, para mı istendi, rahatsızlık mı verildi? Hani çocuğu geri alırız diye tehditler mi yaşadılar? Yani çocuk ne yaşadı bilemiyoruz biz. Sonuçta gittiğinde küçücük bir kız çocuğu, o yani, da bilemez. Benim duyuşum, İzmir Karşıyaka'da her sene bunu dış devlete götürüyormuş. Annesine babası gezmeye, o sene götürmemişler. Öğretmene de tembih etmişler, diplomasını verme. Niye? Hani memlekete gider diye, üstüne geçmemiş daha. Diplomasını öğretmen buna dayanamıyor, veriyor. Yani benim duyuşum. Verince bu senin balkonuna gelmiş, atmış, valizinin bir yanına çamaşırını katmış, bir yanına kitaplarını katmış, orada yatmış o balkonda. Hangi balkonu? Yani bir kız arkadaşının balkonda, İzmir Karşıyaka'dayken. Neden? O evden ayrılıyor, o adamına kadın gelmeden köye gidecek. Geri memleketine. Size gelmek. Bize gelmek istiyormuş. O da kadın sabaha karşı kalkmış, balkona çıkmışmış. Orada çocuk uyuyup duru. Demiş ki arkadaşına, kızına, kızım burada bir çocuk uyuyup duru. O da diyor ki Alim amcamgilin köyünden gelen kız o diyor, anne diyor. Gidiyorlar, halamın oğluna haber veriyorlar. Halamoğlu da bunların komşuymuş. Çok yakın araları, sokakları. Halamoğlu bile bir kez bunu bana göstermedi. Göstermedi bize. Yalvardık, göstermediler. Ondan sonra geri götürmüşler. Nasıl gideceksin amca demiş. Köye bırakayım kızım seni madem demiş Halamoğlu. Yani geçi gideceksen, ovaya gideceksen, çalışacaksan bırakıp gelin. Yapamam demiş. Orada annemle babam da üzgün kaldı. Şimdi demiş bunlara bak, buna bakanlara. Beraber gidelim madem demiş. Beraber götürmüşler, gene bırakmışlar. Ondan sonra bu çocuk zaten hayatta bizden tarafı koptu, dönmedi yani. Sen seslen bir son kez kardeşine, ne diyeyim? Yani çok isterim tabii hani, ama tabii bu karşılıklı rızaya dayanan bir şey. Zorla insanlara sen git şimdi kız kardeşinle görüştüğüme şansımız yok. Bizim yapabileceğimiz bulabilmek. Evet. Londra'da da bulduk. Bizi de izlediğini tahmin ediyorum. Hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Şu an görüşmek istemiyorum demiş. Belki daha Müge sonra fikri değişir. Bağlanan devreye giremez mi? Girdi. Çok uğraştı. Sadece bağlansın yeter bana. Sadece bağlansın. Burada duyun sesini. Başka zaman aramasın. Başka zaman aramasın. Burada duyun sesini. Tam ben... ne cevap verdi? Yani ben şimdi böyle söyleyeyim. Kebriye Hanım böyle tam cevap ne yani? Müge Hanım biz de birebir kendisiyle konuşmadığımız için tam nedir kızgınlığı ya da tepkisi nedir bilemiyoruz ama benim anladığım kadarıyla Coşkun Bey'in de konuşmasından ailenin biraz yani Yasemin Hanım'ın durumu iyi olduğu için aslında biraz maddi durumu iyi olduğu için biraz bununla ilgili bir beklentileri var da o yüzden mi diye bir soru işareti var anladığım kadarıyla yani o yüzden mi bu kadar peşindeler soru işareti var yani. Hayır kızım bak, hayır bu kadar insanın günahını çektiğini benim 5 tane tezgahım var. Ben sürekli pazardayım. Ben kaymakamın önüne varıp ağlamadım. Bir indirim kuyruklarına gitmedim. Ne buldum giydim, ne buldum yedim. Ben kendi bilek gücümle 3 kat ev yaptım kendime. Emekli de oldum. Allah'ıma şükür pazarcılık yüzünden. Ben şu an benim yiyeceğim, işim var, milyarları verse yönümü dönersem haram olsun bana. Yönümü dönersem bu kadar parayı yiyorsam yönümü dönmem, yönümü para için. Yapma kardeşim. Kurban olayım benim senin servetinde gözüm yok. Hiç mi içinde üzüntü yok? Benim annem sana ağlaya ağlaya can çıktı. Abim ağlaya ağlaya can çıktı. Canım insanların paraya ihtiyacı olursa da insanda para da varsa verir. Yani şimdi ne olacak ki yani? Hani öyle paralar vardır ki seni fakirleştirmez, karşı tarafı da zenginleştirmez ama onun ihtiyacını görür. Evet. Daha doğrusu karşı tarafı zenginleştirebilir yani. Hani, evet. Valla öyle... söylemeyecektim Müge Hanım, söyleyeceğim. Tamam bu çocuğumuz yerden göğe haklı. 48 sene önce kardeşim gittiğinde Karşıyaka Ali Bey hamamını çalıştıran Ahmet Bey söylemiş bunu. İsterse telefona bağlasınlar. Ben Ahmet Bey'i görmedim bile. Hanımefendi için kötü bir şey söyleme. Ne kötü değil, kötü He. değil. O günün parasını 2000 dolar aldı o çocuktan demiş. Yakınlarının birisi demiş. Ha, o günün parasınla demiş. Bir de sözde hoca indiği demiş yani demiş. O çocuklar birbirinden kopardı onun akrabaları demiş. Akrabalar çocuğu vermek için o zamanın parası 2000 dolar para istemişler. He, o günün parasına demiş aldılar demiş. Ama biz bilmiyoruz. Biz yol bilmiyoruz. İz bilmiyoruz. Biz yemin edeyim biz Seleniye pazara bile gitmeyiz ya. O bağlı bizim pazarlığımızı. Biz nereden bilemeyiz biri? Yani Yasemin Hanım da belki diyordur ki ona da anlatıldıysa hani o parayı annen aldı. Ama şimdi annesi de alsa zaten babası vefat etmiş. Annem almadı diyor Hanife Hanım. Biz zaten hiçbir şey bilmiyoruz. Arayan kardeş sonuçta yani, abla. Sizin aranızda kaç yaş fark var? 3. Yani o 7 yaşındaysa sen 10 yaşındasın. 3. Senin bu konularla hiç ilgin alakalı. 7 bile yani. Değil yani. Elbiseyi gördük 5-6 yaşında. Abim hasta oldu. Ege Üniversitesi'ne yatırdım 24 saat. Hiç ayıkmadı. Atlıya gittim savcıya kapılara sokmadılar. En sonunda polisin biri dedi ki sen savcıyı niye arıyorsun? Savcı benim dayım oluyor dedim. Bu sefer götürdü ziline bastı savcı ayağa kalktı böyle. Dedi ki getirin. Geldim. Ne oldu dedi. Abim çok hasta. O bizim kızın dayısı gari. Vardım varmışım halimi harzımı anlattım budur. O öbür dünyaya gitti savcı orada karşılaşırız. Dedi ki kaç numarada yatıyor dedi. Ben işte 120 falan dedim herhalde. Anında onu özel odağa aldırtmış. Bana da dedi ki sen dedi manton yok mu? Var evde giymedim dedim. Ben manton nedir bilmem. Evde giymedim dedim. Yürü götürüp alayım sana dedi. Hayır dedim. İstemem. İstemem. İyi adammış o da demek. Benim yani. Kardeşimin rahatı iyi olsun yeter ki. Ama o bu aldı da bizim üstümüze attıysa... Öbür dünyada iki ellerim hepsinin yakasında. Tamam mı? Ellere yol parası verdi. Ölsem de unutmam. Onu bile almadım ben savcı beyden. Var benim dedim. Ben bir tane koyunumu sattım abimin yanına öyle geldim. Yani Hanife Hanım da kendi yağıyla kavruluyor. Kadın pazarcılık yapıyor sonuçta. Emekli maaşı var, evi var. Hani daha fazla parası olsa ben hep onu söylüyorum yani ne kadar... Çok paran olsa ne yiyeceksin yani? Ne yiyeceğin kadar yiyeceksin. Ya, çok paran olsa ne giyeceksin işte? 5 tane ayakkabım var senin 25 tane olmasının bir anlamı yok. Ya lafını bölme. Belki çocuğun biri ağladı. Ben o çocuğu çağırdım. Çocuğum ne istiyorsun sen dedim. Bana oyuncak almıyor annem dedi. Oyuncaklarını giyeceğini aldım geçtim gittim. Ben ondan bir şey beklemeyin ne olursunuz bir devreye girin bağlansın. Devreye işte devreye girdim de. Hani ne yapabilirim hanımefendi bizi izliyor. Coşkun Bey'de telefon numaralarımız da var ulaşabileceğimiz. Altta da var telefon numaralarımız. Yani şimdi onun da istemesi önemli ya Hanife ablacığım görüşmeyi. Evet. Evet. Ben Hollanda onun olsa bile Hollanda böyle altınla saray olsa bile kardeşim şunu bana ver demem. Ay. Kurban olayım bak. İstemem ya. İstemem bilmem. İstemem ne olur. İstemem. Yani Hanife Hanım diyor ki dünya gözüyle kardeşime bir sarılayım, bir kokusunu alayım, bir ölmeden birbirimize bir sarılalım diyor. Telefonda eğer televizyonda şu anda izliyorsanız Hanife Hanım'ın bu samimi duygularına size lütfen müsbet bir kardeş cevabı verin. Ne olsun yani, kardeşim ölümlü dünya. Bugün var yarın yok herkes. O bakımdan bu güzel duygularla bir araya gelmeyi Madem ki burada programda nasip oldu sizi bulmak, Hanife Hanım da buraya başvurdu. Siz de bir evet deyin. En azından bir telefonla şu anda bağlanın. Bir ablam nasılsın? İyi, uygun bir zamanda görüşürüz falan diye. Yani onu biraz tatmin edici bir konuşma yapın lütfen. O da zaten onun için şimdi Londra'dan geldi. Aslında evet, hani tabii evet ki öncesi yani. Londra'dan da evet kalkar yani. Gelir de. Dengelin götürün dese bile gitmem Londra'da. Benim ne işim olur Londra'da, gitme. Zaten kaybolursun ya. Yani tabii yani kimsenin Londra davası yok zaten. Hani biz sarılamıyoruz da madem hani fiziki mesafe. Oradan adresi de çıkmayacak. Hani ulaşma şansı yine olmayacak. Ama bir de küçük çocuk aramıyoruz olacak ki biz. Kaç yaşında evet insanlar onlar zaten. Avukat Bey'im onlar ya, tabii ki yarım asır geçmiş üzerinden. Onlar yani çocuğa hep yanlış şeyler anlattılar ya. Çocuk bize buluşmasın diye ya. O halamın oğlu demiş ki bu yaz seni köye götüreceğim demiş. Bağlansın karşıya kadar Halim Hoca. Tamam mı? Bu yaz götüreceğim demiş. Kendi çocuklarını almış köye gelmiş. Onun da gelip gittiğini duyuyor okuldayken bu. Bilirsen kardeşim telefonda anlat. Amca demiş kızım ne yapayım demiş. Ekmek alayım demiş. Hiç konuşmadan çıkmış gitmiş. Amcam oğlu bunu bana anlatıvdı. Küstü diyor bize diyor beni götürmedin oraya diye diyor. Aslında yani çocuk oraya verilmiş ama çocukla da hep bir şekilde bağlantı kurulmuş. Tabii şimdi o ailenin de neler yaşadığını bilmiyoruz biz. Yani Yasemin Hanım'ı ve Yasemin Hanım'ı yetiştiren ailenin Yasemin Hanım'ı büyütürken neler yaşadığını bilmiyoruz. Onlar da alıp kaçmamışlar aslında. Çocuk yine orada durmuş evet ama tabii kim bilir ne geldi başlarına ama Hanife Hanım diyor ki benim alakam yok bunlarla diyor. İnşallah Yasemin Hanım ben Hanife Hanım'ı çok sevdim. Zaten hani evlenmemiş etmemiş çoluğu yok çocuğu yok yani. Hanife Hanım'ın bu saatten sonra ne çocukları çocuğu için ne falan sizden bir beklentisi olabilecek bir durumu yok ki bu kadının. Sen nerede pazarcılık yapıyordun Hanife abla? Turgutlu'da. Turgutlu'da, Manisa'da. Evet. Manisa'da yaşayan kadın herkes eli de var. Herkes yardımcı oluyor. Paramını taşıttırayım eşyamı. Kendim tezgahları aldım. Ben çok birer kuru gevrene durdum da ona gene kardeşim bir para ver demedim. Hanife Hanım diyor ki ben başımı sokacak evimi yaptırdım. Önüme koyacak sıcak bir çorbamın parasını da kazandım. Öyle mi? Kimsenin çorba parasına veya kimsenin başka bir şeyine ihtiyacım yok. Ya şunu da söyleyeyim. Bana yeter diyor yani. Hani para pul mevzusu da biz hanımefendiyle direkt bağlantı kuramadığımız için hani arada belki bir takım şeyleri aradaki kişilerle konuşurken evet bize hissettirilen o. Belki de hani, şimdi bizzat onun ağzından duymadığım bir şeyi söylemek evet istemiyorum. Evet, Ebru Hanım da söyledi. Ne olmuş biliyor musun? Şu an yayını izliyormuş. Evet. Bugün düşünüp bir karar verecek. Belki bağlantıya da geçebilir mi? Tamam, tamam. Kurban olayım. Kardeşim ben izleysen ne olursun bir ses ve beni. Müge Hanım ne olursun kurban olayım bana bir ses bir alo demesini istiyoruz değil mi? Nefes al, nefes al. Bir alo de Allah. Ne yapıyorsun Hanife Hanım? İyi misin sen? Ama Hanife Hanım güzel bir şey söylüyorum ama yapma lütfen. Öyle yapma da dur bakın bak kardeşin demiş ki belki bağlantıya geçebilir diye. Kurban olayım. Seni de uğralarına kurban olayım. Çok teşekkür ederim. Anne yine beni konuştur. Tamam konuşturayım. Al sen bir yudum su iç. Bir yudum su iç. Bak şimdi bizi izliyor onu da korkutmayalım. Yani iyi olmadım ben. Hı? İyi olmadım. İyi olmadın. Kendini iyi mi hissetmiyorsun? Durum yok. Biraz nefes al. Şekerin mi var? Şeker mi düştü? Peki. İçtim şeker yapmam. Ha? Sabah içtim. Çıkartayım mı seni? Nefes yok yok abi, çıkmayacağım. Sen indir senden ayrılmayacağım. Yasemin Hanım lütfen arayın. Nefes rahat. Tamam mı hocam? Ben Yasemin Hanım'ın arayacağına inanıyorum. Dediğim gibi şimdi arada böyle laf getirenler, götürenler belki başka istenmedik şeyler de söylüyor olabilirler. Evet. Bilmiyoruz onların neler yaşadığını, yine söylüyorum. Ne hissettiğini de onun bilemiyoruz. Ne hissettiğini, belki bazı şeyleri geride bırakmak istiyor insanlar. Belki işte yeni hayat kurdular. Hani niye bundan sonra ben tekrar geçmişe döneyim diye düşünebilir. Dediğim gibi verenler neler yaşattılar acaba Yasemin Hanım'a ve ailesine bilemediğimiz için inşallah. Aa, Gülay Hanım telefonu attığımızdaymış. Senin müşterinmiş pazardan Hanife Hanım, Gülay Hanım. Senin gözyaşlarına dayanamadı anladığım kadarıyla. Gülay Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Biz Hanife teyzeyi Turgutlu'dan, Selvi Tepe'den tanıyoruz. Burada gözyaşlarına boğulduk. Biz onun müşterisiyiz. Hanife teyze gariplerin annesi. Parası olmayan peynir veren insan. Yaşlı gelip de param yok, kimsem yok deyip de peynir veren insan. Yani para istemek için insan bir ekranlara çıkar mı? Kardeşini aramak ister mi? Kim ister bunu? Kim ister? Lütfen kardeşine ben buradan sesleniyorum. Ne olur ablanız da bir kez olsun sesini duysun. Gariplerin teyzesi o. Sabahın köründe 6.30'unda 7'sinde peynirin başında bekleyen, hiç kimseye bir kimseyle bir alıp veremediği yok. Tepe'de herkes onu tanır. Turgut'ta herkes onu tanır. Teşekkür ederim Gülay. Hanife teyze sen üzülme, biz hepimiz arkandayız. Hepimiz senin kızın, kardeşiniz. Ay. Teşekkür ederim Gülay'cığım. Teşekkür ediyorum. Ya abla senden de ricamız ne olursun bul kardeşini. Ya bulduysan da bir sesini ne olur dinlettir ona. Çok iyi bir insan Hanife teyze. Ben de inanıyorum. Hanife teyzeyle birlikte biz de ağlıyoruz burada. Ben onun kardeşini can yürekten aradığının farkındayım. Hepimiz farkındayız. Yani çok yürekten aradığının farkındayız. Şimdi Kebriya Hanım yazmış, diyor ki Yasemin Hanım bizim numaramızı almış, bekliyoruz. Öyle mi? Coşkun Bey'den mi almış? Oh. Dur bakalım, numaramızı almış, belki şimdi arar. Başka kimse aramasın numaraları, meşgul etmeyin. Dur bakalım inşallah. Bak Müge Hanım, günde 100 müşteri 50 müşterim gelecek. Söylemesi hiç ayıp değil, burada olan var olma var. 20-25 tanesi veresiye gelir. Hanife abla param yok. Zaten aldığım para patatesle soğanda kaldı. Al kızım götür. Kendim toptancılara yalvarın yakarın. Borç alırım ama toptancılar hayatta malı bana vermeyeceksin demez. Ben onların parasını çünkü böyle ödemem, yarın öderim. Kuruşu kuruşu. Tamam. Bir kere Hanife teyzeciğim sen girişimci bir kadınsın yani. Öyle pazarcı değil, evet. Geçmeyin pazarcı değil. Pazarcılık yapmak kolay mı? Çok. Oo yani. Bir de tutumlu. Hani akıllı üç katlı ev yapmış, çalışmış. Sabah önce el arabasını dolduruyorum. Komşular diyormuş ki Hanife geçiyor gene pazara, tıngır 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 diyorlarmış. Kimseden ne kötülük gördüm, ne söyleme sahip kendime bir laf attırdım, ne bir şey ettim. Kendi halimde yaşayan insanım ben. Ben ellerin merdivenin altında 3 sene durdum. Şimdi de evleri yaptım da içinde duran yok. Bir oda geçin bir oda. Kardeşim deyin sadece bayramlarda beni ara diyorum. Yeter diyorum. Yeter. Ya şimdi dediğim gibi yani insanların... yani tabii para çok izafi bir kavram. Kime göre ve neye göre insan zengin? Hani o da çok tartışmalı bir konu da. Daha durumu iyi olduğu için laf getirenler de böyle söylemiş olabilir. Dediğim gibi bilmiyoruz iç dünyasında neler yaşadığını ama şimdi telefonunuzu aldı deyince benim şimdi arayacağına dair bir ümidim gelişti. İnşallah ya, sesini duyarsın. Ya benim annem üniversitede pamukların içinde karnı dikilmeden 22 gün yattı. Ben gidip onun kapısına gene ben 50 kuruş ver demedim ya. Salonlarda yattım. Rahmi abin mesela hoca. Kızım sana gevrek alayım mı dedi. Yok abi ben kendim alırım. Bir kuruşumla. Kimisi zorla yedirdi yani. Hani ben yine onun kapısını çalmadım para diye ya. Çalmadım ya. Çalmam da. İstemem. Valla o elbise nerede? Elbiseyi de vermiyorsunuz. Ben o elbiseye bayıldım. Yani insan 48 yıl, yarım asır ya. Dile kolay yani. Yarım asır. Kız kardeşinin elbisesini saklar da aramaya gelir mi? Bir de çok acıklı bir durum. Yani bence Yasemin Hanım için de büyük travma, Hanife Hanım için de büyük travma. İnsanın kardeşinin evden götürüldüğünü görmesi kadar kötü bir şey az yaşanır herhalde. Yani Yasemin Hanım da gittiği yerde aslında adapte olana kadar mutlaka çok ciddi zorluklar çekmiş. Alan çok iyi aile. Allah'ın çok iyi. Dünyanın en iyi yeri de olsa insan tabii ki kendi evi, kendi annesi, kendi kardeşi. Şartlar seni ne olursa olsun. Seni de çok iyi anlıyorsun. O abla, ben de hep öyle hissettim çocukluğumdan beri. İnsanın kardeşleri olunca kendisini onların annesi yerine koyuyor. Kendini bilmedik insan lafın kestim yoldan geçerken salaksın sen ya diyor. Neden o diyor? Ya diyor bir kardeşin bile bulamadın ya diyor. Dedim ben nereye gideyim diyeyim. Ya ben gitsem Migan'a gideceğim diyeyim. Migan bu laf olmaz. Kemal Paşa bağlansın. Turgutlu bağlansın. Tezgah açıyorum. Saat 10 dedi mi? Abla diyeyim benim tezgah yarım saat bakar mısın diyeyim. Ben sene koşuyorum. Kahveye bile girdim adamların içine bakma. Evlere, yakın yere, dükkanlara, giyim dükkanlarına. Diyeyim kardeşim ben tezgahıma bakar mısın? Ben bir 10 dakika göreyim gelin onu. Diyeyim, bunları çıkar belki diyorum. Hep öyle hayal geçirdim yani. Bak senin pazardan bir müşterin daha arıyormuş biz. Ay hanımlar dayanamadılar Hanife Hanım'ın gözyaşlarına. Günaydın hanımefendi. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun sizi dinliyoruz. Hanife ablayı pazardan çok iyi tanıyoruz. Evet. Yapmış olduğu evi dahi kardeşi için yaptığını çok iyi biliriz. Evet gerisi dedim birini vereceğim ona dedim. Ay gelir sana bir daire vereceğim diye mi? Belki bir gün çıkarsa gelirse mağdur kalmasın diye sırf yanında oturabilir diye belki onu orada o ev yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ay çok teşekkür ediyorum sağ olun. Sağ ol Allah razı olsun. Onun ağlamalarına kesinlikle dayanamıyoruz. O çok iyi ve çok iyi tanınmış bir insan kendisi. Yasemin Hanım eğer köye giderse evi de hazır yani. Şimdi siz 3 kardeş mi Yasemin Hanım'la 3 kardeş mi kaldınız? Evet 3 kaldık. 3 katlı da ev yaptırdın kardeşlerin gelirse evet, rahat evet, otursunlar. Evet. Kardeşim ikisini de alsın. Birini de huzur evine vereceğim. Kardeşim gelsin. Gelsin kurban olayım bak versin. O alsın ben almayayım ben kiraya gideyim. Tamam ben kirada dururum. Yoksa ben öyle onu servent için... Allah Kur'an çarpsın ben servent için onu aradıysam bak. Kur'an'ı diyeyim sana Kur'an'ı. Daha bundan ileri yemin olmaz. Ben neyinin onun şeysini benim şeylerim yiyen yok. Sen beni buraya getirdin ya. Allah'ım sana kurban olduğum Allah'ım. Yaşayabildiğin kadar ömür ver. Çok teşekkür ederim hepinize sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben senin yayının başladı mı? Reklam arasında koşuyorum evin önüne peynir bulaşı yıkama. Hemen reklam bitti mi onu oraya bırakıyorum. Gerisine gerisini geleyim televizyona. Pazara tezgah bir çakır gözlü bir kız gelsin. Allah'ım benim kardeşime benziyor bu ya diyorum. Acaba Kemalpaşa'da İzmir'de acaba olabilir mi? Yüzünü de bilmiyorsun. He, hep o hayaline yaşadım ben bu zamana kadar. Ben neyinin onun serventini, malını? Neyinin ben? Belki hanımefendi ekranı da vermeyiz. Belki bir fotoğrafını bile bizimle paylaşsa. Hani sen bu fotoğrafı bu kadar çerçeveli yıllardır saklıyorsun. İnanıyorum ki onu da çerçeveletir evinin baş köşesine asarsın. Hani ekranda göstermeyiz istemeyebilir. Gerçi bunda istenmeyecek bir şey de yok. Yani bunda kötü bir olay yani içinde insanı rahatsız edecek bir olay yok. Yıllar evvel olabilir gidilmiş bir aile bakmış çok büyütmüş kardeşleri de arıyor. Çok çevre gelişmiş. Elin çocuğu kayboluyor da 5 gün durmadan koşuyor bir arama değil mi? Hayat şartında gelişmiş. Eğitim almış, Londra'lara gitmiş, yerleşmiş bir insan. Aradan yıllar geçince biyolojik olarak hatırlasa da bunu, o farkla ilgili ben bir geçim derdi, bir paraydım, pullu olduğunu hiç düşünmüyorum. Hayır hocam. Daha çok bu işin duygusal baz açısından düşünüyorum. Hayır hocam hiç param olmadı mı evimin önünden 3 araba malak akıyor giderim. Yok onun için söylemiyor Yasemin Hanım'ın. Evet. Yasemin Hanım'ın parayla pulla ilgili değildir. İlgili diyor. Bir olay değil. Tamam. Yani benden para isterler gibi duygusu da yok. Kaygıları yani, çok daha farklı. Bu bir şok. Yani bu haberi alıp öğrenmek, eylemek şok. En sağlıklısı düşüneyim karar vereyim diyor. Düşünecek ve karar verecektir. Sesini duyuracaktır size. Ve bakalım telefon numaramızı almış inşallah bizi ararsa yayın devam ediyor. Kurban olayım inşallah. Yarın da bekleriz sizi yani eğer yarın sonra da beklerin, gece de beklerin. Buradan 15 gün gitmede kapının önünde yatayını. Yatakta vermeyin bana. Peynirleri kim satacak? Satılmasın. Pazarlar bitmez, insanlar biter. O müşteri gene toplanır. Şimdi benim bütün bu anlatılanlar içinde hep düşündüğüm şu. Tabii ki Yasemin Hanım'ın hangi kararı verirse versin kararına saygı duyarız. Fakat ölümlü dünya. Hep ben bu programı işlerken hep onu düşünüyorum. Ölümlü dünyaya, yani bazen geç kalıyoruz ya. Geç kalmamak lazım. Geç kalan insanlar çok daha büyük pişmanlıklar yaşıyorlar. Keşke dememek lazım. Ya keşke. Ben... Evet. En kötüsü keşke. Mesela bana sor, neyden pişmansın? Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yani yaptıklarımdan hiç pişman değilim. Ama yapmadıklarımdan pişmanım. Keşke şunu yapsaydım dediğim her şey beni çok üzüyor. Yaptıklarımdan da hiç pişman değilim. Çünkü o an öyle olması gerekiyordu. Öyle olmuş. Ondan benim da bir şeyler kararımdı, öğrendiniz. Benim kararımdı. Doğru dahi. Karardı, yanlış karardı. Benim karardı, yaşadığım her şeydi. Bana bir şey, beni gün, bir yere getirdi. O an öyle olması gerekiyordu. O günkü şartlarda onu uygun bulmuşsun. Dün gece onu yapmış. Ama yapmadı. Aslında en büyük pişmanlıklarım hep yapmadıklarım üzerine. Keşke şunu yapsaydım. Hep korktuk. Evet, yani o yüzden Yasemin Hanım'ın ben aramasını ümit ediyorum. Ama Yasemin Hanım telefonumuzu not aldığına göre, kaydettiğine göre arayacağını tahmin ediyorum. İnşallah hocam. Hem de bugün bu program bitmeden biraz sonra arkadaşlarımız Yasemin Hanım telefonda diyeceklerdir. Dün gece yeğenim doğum yaptı. İzliyorsanız lütfen beni de mahcup etmeyin. Telefonunuzu bekliyoruz. Dün gece yeğenim doğum yaptı şeyde. Sevgiler gönderiyorum. Telefonunuzu beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyorum. Teşekkür ederim sana. Avukat Bey. Dün gece yeğenim doğum yaptı. Geçen sene bana ne dedi biliyor musun? Git. Kızım ben orada ölürsem ne olacaksın? Orada ölürsen orada öl. Ölünü getirem dediler. Orada Rami Bey var dedi. Hoca var dedi. Avukatlığa var dedi. Miganlı kaldırsın ölünü dedi. Yalnız git. Tövbe yarabbim, niye canım ölelim yani? Ama neden diyor, neden gitmeyin diyor. Yani bana cesaret verir, ben diyorum orada ölürüm. Orada da senin diyor ölüm kaldıracak insan mı yok diyor. Bırakmayız size de yani ölmeyin tabii yani tercihimiz tabii ki yaşamanızdan yana. Ana bana git diyor, bırak destek olsun. Biz hemen mezarlıklar müdürümüzü öleriz. Tövbe yarabbim, neleri konuşuyoruz. Hiçbir şey olmaz, yaşayalım. İnşallah şimdi Yasemin Hanım da bağlanır. Kurban olayım. Sesini duyarsın. Hiç merak etmeyin. Ben de inanıyorum. O yayın sonunda bir süreç yani. Bunu da kabul etmek lazım. Efendim şimdi Kebriye Hanım nedense bu konuyla çok ilgilendi. Yani çok şey yaptı. 55 yaşındaki hanımefendiyle. Herkesin de bir şeyi var. Yani bizdeki programda da herkesin demek ki bir yerden bir konusu oluyor. Evet. Kırıkkale'de kaybolan Feride Ercan efendim. Yani nasıl kaybolduğu konusu, kayıp mı onu ben bilemiyorum tabii. Bir de şu anda 55 yaşında bir hanımefendi kendi başına yaşıyor. Parasını pulunu istediği gibi idare ediyor. İstediğinde görüşüyor ediyor. Niye kaybolsun ki sorusu insanın aklına geliyor. Dün biliyorsunuz Emre bağlanmıştı telefona. Ve demişti ki ben... Onun görüştüğü kişiyle, halamın en son görüştüğü kişiyle telefonda konuştum. Bana o sabah Kırıkkale'ye geldiğini söyledi. Evet abla. Beyefendi dedi ki hayır ben Kırıkkale'ye en son 3-4 ay evvel geldim, gelmedim. Siz böyle bir tartışınca beyefendi bugün kalktı stüdyomuza geldi. Aranızda ne konuştuğunuz hani o gün beraber yüzleşirsiniz. Bu hanımefendiye ne oldu gerçekten merak ediyorum. Diğer kayıplarımızla ilgili de ne kadar vaktim var? Bizim üniversiteli çocuğumuzdan efendim hala haber yok Mert'ten. Onu bir gösterelim, ekrana fotoğrafını verelim. Mert anladığım yani öğrendiğim kadarıyla Mert Aksal üniversitede burslu okuyormuş ve eğer sınıfta kalırsa bursu da elinden gidecek. Ailesine karşı böyle bir mahcubiyeti olduğunu düşünüyoruz. Ailesi de biz de. Mert'cim bak annem babam burada her şey yerine gelir çocuğum. Yani yeter ki sağ salim kavuşsunlar. Annesini babasını da gösterelim. Onlar da buradalar. Oğlum seni bekliyorlar annem babanda. Ben Mert'i Mert'in fotoğrafını tekrar ekrana vermek istiyorum. Lütfen arkadaşları, görenler, eşi, dostu bize bir haber verin. Çocuğun sağlık haberini alalım. Yine gösteririz yayın içinde zaten. Ara verelim. Kırıkkale'de yalnız yaşadığı evinden kayıplara karıştı 55 yaşındaki Feride Ercan. 20 Ocak'ta kayboluyor hanımefendi. Kaybolduktan sonra evinin camları açık, doğalgaz bağlantısını kapatmadığı ortaya çıkmış. Bunu şunun için söylüyoruz, evden dışarı çıkarken doğalgazını hep kapatırmış ama bu kez kapatmamış. Karışan eden tutan da yoktu. Kendi kafasına göre hareket ederdi. Yani kaçacak bir durum yok ortada. Yok, o maaşı da vardı. Hani kayınbabama emekli parası kaldı. Ona göre kendini idare ediyordu, duruyordu. Babasından kalan emekli maaşını henüz çekmediği öğrenilen Feride Hanım'ın ailesi sosyal medyadan görüştüğünü öğrendikleri kişiden şüpheleniyorlardı. Görüştüğü kişi evli, çocukları da varmış. Bir yıldır arkadaş olduğunu aile biliyor. Demiş ki ben geldim Kırıkkale'ye onunla görüşmeye ama aradım cep telefonuna ulaşamadığım için geri döndüm. Evet öyle demiş. Bir daha da ben ona ulaşamadım demiş. Esrarengiz bir şekilde kaybolan Feride Hanım'la son görüşen kişi ise sosyal medyadan görüştüğü Hikmet Bey'di. Hanımefendiyle görüşmeye gitmişsiniz. Ayın kaçında gittiniz? Birkaç ay önceydi yalnız. Bayağı oldu, tarih hatırlayamıyorum da. Kırıkkale'nin girişinde bir AVM'de bir kahve içtik sadece. En son siz pazar günü sabah saatlerinde 2 kez görüşmüşsünüz. Ben Ankara'ya geliyorum dedi. Görüşebilir miyiz? Ben yatıyorum, rahatsızım, gelemem dedim. Ama Ankara'ya gitmek için evinden çıksa camlarını açık bırakıp doğalgazını kapatmadan gitmez herhalde. Çünkü camı bir yakın komşuya bile gittiğinde öyle yapıyormuş. Peki sizin ne işiniz var 55 yaşındaki bu hanımefendiyle? Facebook'ta telefonumu almış, yeğenim ölmüştü benim. Onun da yeğeni ölmüş, telefon etti. İşte konuştuk, böyle başladı bir arkadaşlık. Başka bir amacım yok Allah'a şükür. Facebook'ta yeğenini kaybedenler diye girilince çıkıyor mu sizin paylaşımlarınız? Öyle bir uygulama var mı? Yok. Yoksa nasıl bulacak işte sizi yani? Kayıp Feride Hanım'ın yeğeni Emre Ercan'sa halasının konuştuğu Hikmet Bey'in anlattıklarını yalanladı ve ikilinin sıklıkla görüştüklerini söyledi. Bu adam yalan söylüyor. Pazar günü ben bu adamı aradım. Bana dedi ki sabah saat 9.30'da buluşacaksın ama bu gelmedi. Bu benim halamın evine ocak alan insan, perde alan insan. Sürekli bir de buluşan bir insan. En son bu şahısla konuşulmuş. Ben halamın evinde ararken ben dekortlar buldum. Bu adam halama para gönderen adam. Ne kadar göndermiş? 300. Feride Hanım'a zaman zaman para gönderdiğini kabul eden Hikmet Bey, 20 Ocak pazar günü Kırıkkale'ye gitmediğinde ısrarcıydı. Hikmet Bey ne diyorsunuz bu iddialara? Şimdi şöyle söyleyeyim hanımefendi. Ben para gönderdim, ekmeğim yok dedi, telefon faturasını yatırdım ama perde ocaktan haberim yok. Ben bunları inkar etmiyorum. Görüşmediğiniz bir hanımefendiye mi gönderdiniz? Görüşmediğim değil, Feride Hanım'a gönderdim ben. Sürekli telefonla konuşuyorduk, yalnızım, sıkıntım var, bana arkadaş ol dedi. Arkadaşla konuştuk, başka bir şey yapmadım ki ben. 3-5 ay önce Kırıkkale'ye, AVM'ye geldim, kahve içtik ama ben pazar günü Kırıkkale'ye falan gitmedim. Şöyle sesini bir duysak mesela, dese ki ne ben asayım, şuradayım, tabii önemli dese, olan o yani. Hani 55 yaşındaki kadına ne diyebilirsin? Hani hayat onun hayatı. İşte zaten ne diyebilirsin, o da bildiği için bu ortadan kayboluş normal değil. Evet. Ya akıl sağlığında bir problem var ya kadının başına bir iş gelmiş. Biz öyle arıyoruz zaten. Hesabından para çekmemesi çok önemli ama. Neyle geçiniyor? Evet. Dur bakalım. Bakalım ablacığım, birazcık bekleyelim. Hikmet Bey de bize daha doğru bilgiler verecektir. İnanıyorum, ona göre bir yol haritası çizelim. Evet efendim, biz hala Londra'dan gelecek telefonu beklerken bekliyoruz Selma'mdan bir telefon gelmesini. Özellikle tabii Hanife teyze bekliyor. Peki Kırıkkale'de kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan nerede? 20 Ocak'tan bu yana kayıp, emekli maaşını çekmemiş. Yani ilk izlenimlere göre kaçıp göçecek hiçbir durumu yok. Kırıkkale Emniyetine çok teşekkür ediyorum. Dünden itibaren yayını ihbar kabul ettiler ve onlar da konuyla yakından ilgileniyorlar. Bu bir kayıp mı? Allah göstermesin, bir cinayet mi? Evet. Şimdi aslında herkesin kafasındaki soru işareti bu. Ve işte en son görüştüğü... Şimdi Feride Hanım'ın henüz Kırıkkale'de görüştüğü biri var mı yok mu henüz o bilgi gelmedi. Ama Türkiye, ben izleyicilerimi, sizi seviyorum, her zaman söylüyorum. O kadar çok fotoğraf geldi ki size bir tanesini gösterdim en çok benzettiğimizi. Acaba Feride olabilir mi diye. İzleyicilerimizle ilgilendiler. Benzettiği fotoğrafları attılar ama şurada diye bir telefon gelmedi. Gelirdi normalde. Bugün de gösterelim ama bugün de gelmezse benim için artık şüpheli bir kayba dönüşür bu olay. En son görüştüğü kişi de Hikmet Bey. Hikmet Yalçınkaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz sosyal medya üzerinden tanıştığınızı söylüyorsunuz. Evet. En sonki telefon konuşmaları da size ait olduğu için Emre Bey size ulaşmış. Emre'cim istersen sen anlat. Ne konuştunuz Hikmet Bey'le? Çünkü telefonda anlaşamadınız. Her ikiniz de telefondaydınız. Evet. Bugün de Hikmet Bey kalktı geldi. Ben aradım. Numarasını da hatta halamdan aldım, buradaki halamdan. Konuştum. Bayağı bir konuştuk. bana ilk önce dediği şey, sabah 9.30'da Kırıkkale'ye gittim. Benim anneme de aynısını söylüyor ama başkalarına başka söz söylüyor. Yani sizle konuştuğunuzda Feride Hanım'ın kaybolduğu gün Kırıkkale'de olduğunu söyledi size. Evet, pazar günü Kırıkkale'deydim dedi. Sabah 9.30'dan 3.30'a kadar dedi bekledim dedi. Beni ekti dedi. Ben de biraz tartıştık telefonda. Dediniz mi? Pardon, bir şey söyleyeceğim. Emre Bey'le biz salı gün görüştük. Pazar günü değildi. Çünkü ben... Tamam. Tamam. Pardon. Ben zaten pazardan bahsediyorum yani. Yok. Siz söylediniz pazar günü, ben ondan bahsettim. Yok, şunu söyleyeceğim. Ben pazar günü Feride Hanım'la buluşmadım. Belimden rahatsızım. Bel fıtığı var bende. Ben evimde yatıyordum. Beni aradı. Ben, ameliyat mı oldunuz, beliniz mi ağrıyordu? Benim 2 sefer ameliyat oldum. En son 2011'de ama 1-1,5 ayda tekrar nüksetti. Sıkıntım var bende. Şu anda rahat oturamıyorum. Tamam, ben dünkü yayında sanki siz ameliyat olduğunuzda evde yatıyorsunuz gibi anladım. Yani ameliyat falan olmadınız. Siz normal güne. Herkes de var bel fıtığı. Var da o günlerde izin, salı gün izinliydim. İş yerinden de izin aldım hatta. Anladım. İstirahat için. Kas gevşetici iğne hap falan doktora gittim o gün. Şöyle söyleyeyim, pazar günü beni aradı. Bak ben baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Ben dedim rahatsızım, gelemem dedi. Ankara'da işlerim var, bir kahve içer giderim, ben geri giderim dedi. İşlerim var, halledeceğim dedi. Ben gelemem dedim. Ben bekledim derken ondan telefon bekledim. Aramadı. En son ben aradım, ulaşılamıyor dedim. Emre beni aradığı gün salı gündü. Ama ekti demişsiniz. Ekti Hayır. diye bir laf kullandı demek bir randevu şeyini getiriyor. Hayır, akla. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani bunlar tespit edilir, konuşmalarımızda kayıt alınır muhakkak. Emre Bey beni salı gün aradı. Ben evdeydim. Emre Bey'den önce bir beyefendi aradı. Benim oğlum Ankara... Burada da yalan söylüyor. Benden önce halam aramış. Bana öyle dedi. Senden önce bir bayan aradı dedi. Sonra sen aradın dedi. Bir saniye izah edeceğim. Aynı gün için söylüyorum. Sizden önce 10-15 dakika önce bir beyefendi aradı. Kardeşi yanımda dedi. Oğlum Ankara Emniyetinde dedi, görevli. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben de bu olayları anlattım. 10 dakika sonra Emre Bey aradı. Emre Bey hatta hatırlar. Ben evinde dedi, sana ait dekontlar bulduk. 5 kişinin daha telefon numarasını bulduk. 2 tane daha telefon bulduk. Ve biz bunun dedi pisliğini temizliğe bitiremedik dedi. Ondan sonra Konya'da birine de sizden hamileyim diye tehdit etmiş dedi. Kendisi de burada. Telefon kayıtlarında böyle der mi ya başka yabancı bir insan? Hayır, telefon kayıtlı ben açık söylüyorum. Bak, ben de açık söylüyorum. Heh. Kayıtları varsa bunu demedin mi? Demedim Müge Hanım. İnsan niye desin ya? Ben buraya niye çıkayım o zaman? Böyle bir şey dediysen. Daha sonra Kudret Bey diye bir astsubay uzman istihbaratta bir yeğeni olduğunu söyleyen biri var. Ben Emre böyle konuşmamızı da anlattım. Ah bizim Emre dedi kendisi. Bana söyleyen kendisi. Ben araştırmışsınızdır belki de. 45 yaşındayım. 21 yıllık evliyim. Allah'a binlerce şükürler. Babasına bakmış, rahatsızmış. 2 abim var dedi. Kimse ilgilenmiyor dedi. Babamın emekli maaşını alıyorum dedi. Komşularına sık sık işte oturmaya çıktığını söyledi kahvaltıya. Ondan sonra ekmeğimi altta dedi boyacı var dedi, onlardan alıyorum dedi. Ben insani olarak 50 lira 100 lira harçlık bağımda paralar gönderdim. İnkar etmiyorum. 2 seferde telefon parasını yatırdım. Bunun dışında benim hiçbir suçum günahım yok. Yani eğer bu suçsa... Sen iyilik meleği misin? Ya kardeşim iyilik meleği... En son ne kadar göndermiş Müge Hanım? Bir sorar mısınız? 100 ya da 150 tam bilmiyorum. Dekont var, gösterebilir miyim? Vardır. İnkar etmiyorum. Ne kadar göndermiş? 300. 300 göndermiş. 300 en son göndermedi. Dekont burada. Tarihlere bak. Önceki... İyi de o kadar var. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? En son 150 gönderdim. 300'ü de kabul ediyor. Etmiyorum demiyorum. Hiçbir şey inkar etmiyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir inşaat malzemesi firmasında çalışıyorum. Yani çalışansınız? Evet. Hani erkeklere maaşı sorulmaz ama hani burada şimdi bu para mevzusu döndüğü için hocam. Yani ne kadar maaşla çalışıyorsunuz? O dönemlerde 2000 lira maaşım vardı. Yine biraz arttı işte son zamanlarda. 2000 lira? Evet. Çocuk da var? Var. Kaç tane? 2 tane elimizden öper. Allah bağışlasın. Kirada mısınız? Yok kira. Yani 2000 lira maaş alıp 300 lira hanımefendiye mi gönderiyorsunuz? Ama şöyle söyleyeyim, bu sık sürekli hani yıllardır aylardır olan bir şey değil. Son dönemlerde gönderdim. Acıma duygusu yani sadece benimki... Yardım Hayır tabii diye. Ki şunu da söyleyeyim yani tabii ki insanların birbirine yardım etmesi çok güzel de Hani iki çocuklu 2000 lirayla ailesini geçindiren bir ev babası için 300 lira da büyük para yani. Ve de büyük fedakarlık. Bu evet, yani bir seferlik değil ki. Halam mesela bize geliyordu. Diyordu ki işte benim arkadaşım para gönderiyor. Benim arkadaşım ocak aldı. Ben bir gün telefonunu karıştırdım. Ateş lakabı beyefendinin. Evet, Instagram'daki hesabım ateşti. Evet, doğru. Dün de Yalçınkaya'ydı, öyle diyordum. Ekranda. Şeyde, pardon, Facebook'ta Hikmet Yalçınkaya. Ya işte. Doğru, ben inkar etmiyorum. Yalçın ama nerede? O gün sizle konuş... neresi? Yalçın Instagram mı? Ateş Instagram hesabımdaki ismimdi. O gün... Yalçın neredeki isim? Yalçınkaya, Hikmet Yalçınkaya Facebook'taki ismim. Yani nüfus kaydında hangisi? Hikmet Yalçınkaya. Hikmet Yalçınkaya. Ha, evet, ismi doğru, bu. Yani. Evet. Öbür o ateş, alev dediğim falan... Dursun bir dakika. Ya takma yani, isimler. Özel Instagram olarak o şeydeki... Paylaşım sayfasındaki ismi. O sayfada o gün de isim. O gün de Emre Bey hatırlarsa dikkat konuştuk. Dikkat çekici olsun. Hatta benim de dedi iki falan, çocuğum vardı. Daha aranmasında kolaylık olsun. Utanmıyor musun dedi. Ben dedim şu andan itibaren Feride Hanım'ın telefonunu da siliyorum. Instagram hesabımdaki şey... Paylaşım her şeyimi siliyorum dedim. Sildim, tövbe ettim. Silsen de. Bilmiyordum ki kardeşim kayboldu. 2 gün oldu. Ya olmuş. Sen iyilik meleği misin? Millete böyle şeyler mi yapıyorsun? Bak ya? Emre kardeşim, he, iyilik meleğim demiyorum ama sorun, soruşturun. Allah rızası için benim de 2 evladım var. Benim şu ana kadar hiçbir polisle, emniyette herhangi bir işte işim olmadı. İyi bir insan olduğumu herkes de bilir. Sorun, soruşturun. Yani sadece insanlık olsun diye yaptığım bir şey. En son seninle görüşülmüş. Doğru. Telefonda kayıtları da var. Var, tamam, ben inkar etmiyorum. Beni aradı, pazar gün aradı. Ben yatıyorum, gelemeyeceğim dedim. Ya Hikmet Bey, şimdi beni yanlış anlamazsanız... Estağfurullah. Yani hayat şartları da beni böyle yapmış olabilir ama... Tabii. Benim gördüğüm kimse kimseye bedavadan su vermiyor. Özellikle erkekler yani bir kadınlara böyle para pul gönderiyorlarsa... Bir niyetleri olmadan göndermiyorlar. Ha mesela çok büyük holding sahibidir, hiç bilmeden yanında çalışanlar birilerine yardımda bulunurlar falan. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz ama. Evet. Bir de 2000 liraya 300 lirayla şey yaparsan büyük para. Evet. Ama Müge Hanım bir sefer olmuş 300 lira, öbürleri de 50 lira 100 lira göndermiş. Onlar da şimdi onlar ama 50 lira 100 lira da büyük para. Olmuşun, hayır. Etmişin, Allah telefon şimdi, parasını yatırdım diyorum. Ha, telefon 2 tane telefon faturası yatırdım ama perde olayı, ocak olayı ben haberim yok. Ha, gönderdiğim paralarla onları ödüyorsa bilemem. Bakın Allah için söylüyorum. Telefon faturaları ne kadar? 64 lira mıydı, 54 lira mı neydi işte. Evet. Anladım, ama niye yatırıyorsunuz? Kesilir dedi, param yok dedi, harçlığım yok dedi. Kesilsin. Yatırdım, evet. Ama telefon acil bir şey değildir ki, acil bir ihtiyaç değildir ki yani. Az konuşur, daha az öder. Vallahi benim annem 25 liralık paketi kullanıyor. Sen yani diyemedin mi lan? Bana ne senin yani, telefon paran var, abin var, yani, kardeşim var diyemedin. Yani, dedim beyefendi var, dedi ki bana. Ya, şimdi ben söyleyince yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama. Evet. Hikmet Bey, yani beyefendilere bir laf da söylemek. Kaç defa bir araya geldiğiniz hanımefendiyle bir arada olmaz, buluşmanız, bir arada bir vakit geçirmeniz, çayınızı, kahvenizi içmeniz. Sadece Kırıkkale'nin girişinde bir AVM iş merkezinde bir kahve içtik. Evet. Bir kere de Saymak adında bir arkadaşı varmış. Evet. Orada bir kafede bir kahve içtik. O Abidin Paşa'da bir arkadaşım vardı. Oraya gitti. 2 sefer. Ya dayım bağlansın şuradan. Dayım da görmüş sizi. Dayım bana uygun demedi. Biraz geçtikten sonra söyledi. Yeğenim dedi böyle böyle bizim Feride dedi. Pastanede, Kırıkkale'nin içinde bu. AVM değil. Yok. Kırıkkale'nin içinde. Kırıkkale... Dayım görmüş seni. Tamam görsün, bağlansın. Ben buradayım abicim, inkar etme. Sen halanla tanışalı kaç ay oldu? Kardeş yani net 1 sene belki olmadı yani. Tam 1,5 senedir seninle görüşüyor. Yok 1,5 sene kesinlikle. Sizin arabanız kaza mı yaptı? Evet. Ne zaman? Geçen cumartesi değil, ondan önceki cumartesi. Yani ayın kaçı oluyor? Kaybolduğu gün. Yok. Cumartesi günü. Geçen gece cumartesi saat... değil. Ondan önceki cumartesi. Tamam, geçen cumartesi değil, ondan evvelki cumartesi. Tamam, yine aynı şeye denk geliyor. 11, yani 23, 15'te. 26 Ocak. Evet. Cumartesi, cumartesi. Bu 26 Ocak'ta yaptı. Evet. Tamam. 19'unda da kaybolduğunu tahmin ediyoruz bana, bir önceki cumartesi. Nerede kaza yaptınız? Ben Akdere Dereboyu Caddesi'ymiş orası. Benim kayınbiraderim orada oturuyor. Kaza... Ankara mı, Kırıkkale mi? Ankara. Evet. En son girdiği saat alalım. Çocuğu kaza yapmıştı. Geçmiş olsun. Eşim baldızlarımla beraber gündüz gitmişti. Ben de akşam işten sonra gittim. İşte akşam yemeğiydik, oturduk, geldik, eve dönüşte oldu. Saat 11.30. Aileniz yanınızdayken, tabii, yakınınızdayken evet. Oldu. Evet. Peki bu ekti meselesi nereden çıktı o zaman? Nasıl? Yani bir kere siz şunu söylediniz mi? Halam Konya'da da biri, yani var mı böyle biri? Böyle bir şey birini yok. Yani şimdi 55 yaşındaki birinin birini hamile kaldığında tehdit etmesi ne demek? 55 yaşındaki kim hamile kalmış? Ben bilmiyorum. Eğer böyle bir şey olduğunu bilsem zaten ben bulaşmam. Hayır ama şimdi bunu siz söylüyorsunuz. Emre de diyor ki ben öyle bir şey söylemedim diyor. Emre Bey kendisi söyledi. Günlerde sizi mi tehdit etti böyle hamile kaldım falan diye? Benim aklıma o geliyor da 55 yaşındaki kadının hamileliğiyle ilgili nasıl bir şey olabilir? Ben şunu söyleyeyim. Ben Feride Hanım'dan kalınıyor mu 55 yaşında tehdit hamile falan filan görmedim. Allah için söylüyorum. Sadece Emre Bey'in bana söylediğini. Günlerden salı gündü ben evde yatıyorum. Salı olduğunda o günden biliyorum. İstirahatliydim. Evdeydim ben. Evde yatıyordum. Evde yatıyordum. Sizinle konuştuğumda ben salı gün evdeydim. Evde değildin. Evdeydim ve sizden önce 10 dakika önce bir beyefendi aradı. Bakın ben yalan söylemiyorum çünkü inkar edecek, yani yalan söyleyecek bir durum yok. Şurada beni arayanların numaraları da var. Kırıkkale Emniyetinden de aradılar. Arabamın plakasına kadar söyledim. Asubay yeni olduğunu, uzman çavuş yeni olduğunu söyledi. Onlara da söyledim. Kırıkkale Emniyeti'ne randevu verilmiş. Kaç kere gitmemişsin Amalfiya diye. Hayır, kesinlikle randevu verilmedi. Bakın iki sefer emniyetten aradılar. Ben dedim verilecekse hani ne derler ona? Tamam, bana da söyledin. İfadeyse giderim. İfadeyse dedim. Giderim dedim. Ben Hikmet eğer gitmedimse... Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ben erkek olsam... Evet. Maaşımın mesela hani bir şeyinde %15'ini verecek kadar da bir kadına değer versem... Yardım etmek için o için bu için hani o... Sizinle Allah arasında. Evet. Şimdi ben de hani evlisiniz diye bir şey söylemek istemiyorum ama evet. Bir de hayatında gerçekleri var. Şimdi bu kadın o zaman telefon faturasına yatırıyorsan benimle konuşsun diye yatırıyorsun. Çünkü yani çok açık konuşalım burada. Ben dolanmaçlı sevmiyorum. Bir erkek bir kadının cep telefonu faturasını yatırıyorsa bu şu demektir yani. Ben seninle konuşmaya devam etmek istiyorum. Yoksa kapanacak. Al ben yatırayım ki tekrar biz görüşelim demektir. Ya siz de haklısınız böyle düşünmekte ama. Yani benim ama böyle düşünmekte değil ama bu böyledir yani. Benden yani sadece param olmadığı için, harçlığım olmadığı için, telefon faturamı yatıramadığım için diye ben yatırdım. Benimle konuştun diye değil. Şimdi gitsin de başka adamlarla konuşsun diye bir adam tutsun da kadının herhalde telefon faturasını yatırmaz yani. Tabii muhakkak. Yani bilmiyorum Rahmi Bey'in daha sahasına giriyor ama biz de Rahmi Bey'den öğrendiklerimizi burada aktarmaya çalışıyoruz. Biz de çok şey öğrendik. Şimdi yani böyle bir şey oluyor. Peki Hikmet Bey, başkalarıyla görüşüyor mu, konuşmuyor mu? Sizin de bir araştırmanız gerekiyor o zaman. Evli olduğunuz için ben bir takım konuşmaları yapmak istemiyorum. Yuvanızda bir tatsızlığa sebebiyet vermeyelim diye. Allah razı olsun. Eşimin de haberi var. Ama bana sorarsanız ben sizin için konuşmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Bana tanıdığım veya tanımadığım, uzaktan tanıdığım bir hanımefendi arasa dese ki Rahmi Bey benim bu ay telefonumu maalesef yatıramadım, kapalı. Bana yardım edebilir misiniz dese birinci defa belki bir insani düşüncelerle yardım edebilirim. Evet. Verin numaranızı çıkarayım hesabınıza diyebilirim. İnsani bir düşünceyle. Ama bu yardımlar devam ettiği takdirde işin içerisinde bir takım başka duygular başlar. Beklentiler başlar. Tabii. Genel olarak söyledim. Bakın sizin durumunuzu mevzu etmiyorum. Sizi müşkül vaziyette bırakmamak için. Ama ben yani gerek mesleki olarak gerek Müge Anlı'nın bana vermiş olduğu özel bir takım kabiliyet etkileriyle diyor. Sen kendini öyle anlatıyorsun. Biz ne yapalım yani bütün ülkeyi anlatan sensin yani çok kaldırım çiğnedik diye biz ne yapalım? Yani netice olarak bizden fazla yardım başladığı zaman o yardımın altında siz o yardım ettiğinize karşı normalin dışında bir şey düşünmeseniz dahi o yardımı alan size karşı normal yardımın dışında bir hisle bir bakışla bakmaya başlar. Bu insanlığın gidişatı bu. Yani insan yapısı bunu gerektiriyor. Anlıyorum. Ama sizde bu oldu olmadı o konuya bir şey diyemiyorum. O konuyu da Müge Anlı'nın bu izahatımdan sonraki takdirine bırakıyorum. 2 tane telefon faturası yatırdım. Birkaç seferde para gönderdim. Onun dışında da başka bir şeyim yok. Hikmet Bey, kaç sefer para gönderdiniz? Ya 3'te 4'tür. Dekontlardan bulunur yani tam. Kaç sefer Emre Bey? Sizde vardı. Bir tanesini buldum. Sen nereden o dekontları buldun? Halamın odasından buldum. Halanın odasından buldum. Efendim dün de Feride yengesi Feride Hanım'ın evine girdi. 4 tane sim kartı var. 2 tane telefonu var, 1 tane laptopu var ve Kırıkkale Emniyetine götürdü, teslim etti. Evet. İçindekilerin bakılması için. Şimdi açıkçası bu hanımefendi çalışıyor mu? Yok. Çalışmıyor. Hiç hayatı boyunca çalıştı mı? Çalışmadı. Hiç çalışmadı. Şimdi 4 tane sim kart, 2 telefon, laptop, yaşta ortaya konulursa hani 20 yaşında olur da tabii ki hani laptopum olsun, sim kartım olsun falan. Evet. Şimdi bunların nedeni ne? O hiç birincisi bu. Işte. İkincisi eğer Emre size demiş ya işte şununla da görüşüyormuş, bununla da görüşüyormuş falan. Şimdi birinin de ben cep telefonu faturasını ödüyorsam eğer o da benden başkalarıyla da görüşüyorsa benim ödediğim cep telefonu faturasıyla ben bunun problemini yaratırım. Yaratırım yani bu da benim hakkımdır. Aa iyi yani ben senin, sen benden isteyeceksin. Ben senin cep telefonu faturanı ödeyeceğim ya da internet faturanı ödeyeceğim. Sen gideceksin onunla başkalarıyla yazışacaksın. Sizde öyle bir durum oldu mu? Aslında akla işte gelen soru bu. Zaten yok şimdi şöyle söyleyeyim ben böyle başkalarıyla görüştüğünü şunu bunu bilsem kesinlikle ve konuşmamda aramıp sormam da. Ben o gün Emre Bey'in dediğini söylüyorum başkalarıyla size. Görüşse arayıp sormazsınız. Hayır niye sorayım ben yani mantıken de öyle. Benim Müge Hanım açık ve net söylüyorum. O zaman yani bu yardımdan öte bir şey. Hayır. Yani özel bir ilişkiye girer hayır, o zaman. Kesinlikle. Tabii. Ben birine telefon için yardımcı oluyorsam, faturasını ödüyorsam onun kimle görüştüğüyle ilgilenmem. Yardım için yapıyorsam. Ha yok aramda özel bir ilişki olduğu için benimle konuşsun diye o telefon faturasını ödüyorsam o zaman da başkalarıyla görüşüyorsa sorun çıkarırım. Ama benim aklıma bambaşka bir şey geldi. Bu küçük küçük de olsa sizin gelirinizle çünkü paraların küçüklüğü büyüklüğü her zaman tartışılır. Eşinizi haberi yoktu tabii ki bu görüşmelerden evet. Mutlaka ki. Oldu mu acaba? Heh, oldu. Şimdi yok. Oldu. Şimdi olmuştur. Şimdi o haberi var. Ha, ama karşı taraf bunu yollamazsan bu paraları... Eşine söylerim diye de sizi tehdit etmiş olabilir mi? Yok şimdi kendi yok Allah'ı var. Ben Feride Hanım'dan konuştuğumuz süre zarfında hiçbir zaman için yani tehditvari, şu vari bir şey görmedim. Yalnız önce de ben izah ettim durumu. Benim evliyim, 2 tane çocuğum var küçük yaşları. Ben arkadaşça konuşuyorum, izah ettim bunu. Bu konuşmayı keselim, bir gün yakalanırsa benim yuvam dağılır. Yemini billah ettiği benim dedim kimsem yok. Ben yalnız bir insanım. Senin yüreğin güzel, sen bir iyi arkadaşsın. Benim derdimi dinliyorsun. Ailenin akşamları, işlerinde, şuyla burada kesinlikle söz veriyorum, yemin ediyorum aramayacağım dedi. Bak kendi yok, Allah var. Ben o zaman arkadaşlığın dışında bir boyut vardı ki akşamları aramayacağım dedi. Şimdi benim arkadaşım beni niye akşam aramasın ki? Akşam işimin yanında. Ben şöyle izah edeyim. Rahatlıkla arayabilir. Ben evli ve 2 çocuğum olduğunu söylediğim zaman ben rahatsız olduğumu bu konudan... Hani yanlış anlaşılır, şu anlaşılır dediğim zaman ben dedi kesinlikle ve kesinlikle sana ailene, sana rahatsızlık verecek telefon etmem. Gündüz fırsatımız olursa akşam iş çıkışında arar konuşuruz dedi. Sadece olay bu. Bir de şunu söyleyeyim beyefendi. Hayır ne oluyor konuşulunca ben de onu anlamıyorum. Efendim, ne oluyor konuşulunca? İyilik meleği ya arkadaş. Ya ben bir şey... Hayır yani bu şimdi lisede konuşur insanlar birbirleriyle yani lisedeyken. Ararsın ne yapıyorsun ne diyorsun lisedekiler bütün gün konuşuyorlar. Evet. Yani şimdi artık şimdi biz yetişkin insanlara telefonla biz niye konuşuyoruz? Ya şöyle söyleyeyim Müge Hanım aradığı zaman çoğunlukla rahatsız olduğunu söylüyor. Migrenim var başım ağrıyor. Hiç dinlen mesela ben hiç sevmem öyle hastalık konuşmasını mesela. Bu size ne? Konuştuğumuzda herkes iş hasta. Çıkışından eve gittiğim süre kadar 15-20 dakika işte sürelerde. Yani bu konuştuğumuzda bu yani yanlış anlamayın da 55 yaşında bir hanım ve bende 45 yaşında 2 tane çocuğum var. Ben bugüne kadar araştırın, sorun, soruşturun. Böyle işlerde hiç işim gücüm de olmadı. Yani şu anda haklısınız. Her şeyi düşünmekte de haklısınız. Size de hak veriyorum. Ama bir araştırırsanız beni, bir soruşturursanız böyle işlerde şu ana kadar nokta kadar hiçbir işim olmadı. Şu ana kadar yoktu da şimdi niye başladı? İşte başladığını da anlattım. Şimdi doğum gününde gül ve pasta almışsın. Bak şimdi arıyorlarmış Feride Hanım'ın arkadaşları. Doğum gününde aldım ama bu doğum günü öncedendi. Çıkıyor. Ya çıkar, ben inkar etmiyorum. Ablacığım, ben yalan söyleyen bir insan değilim. Şimdi açıkçası yani ya. Feride Hanım'a doğum günü pastası aldı diye arayanlar Feride Hanım'ın nerede olduğuna dair de bizi ararlar. Şimdi bu program da öyle bir program. Evet. Ha, ben ilk günden demiyorum, ikinci gün de söylemiyorum. Ben 3 gün bir insanın fotoğrafını gösterip de ulaşamadığım zaman ya ilk günde bitiyor da bende. Ama bir 3 gün zaman tanıyorum yani. Yok bu kadın ortada. Ya vallahi ben de yatıyorum, kalkıyorum, dua ediyorum. Hem ailesi hem kendim için. Yani temize çıkmak için bunlar bizim da... Hayır, bize şunu da söyleyebilirsiniz. Bakın ben o gün benimle görüşmek istedi, görüşmedim, evde bir problem yaşadım ya da gittim, başka biriyle öğrendim, kızdım, çekmiş gitmiş olabilir. Biz onu öyle de ararız. Şimdi ben bu kadını ölümü arayayım, dirimi arayayım. Onun derdindeyim yani. Bizim sadece son konuşmamız buydu, ifade ettiğim gibi. Ben dedim ki rahatsızım, gelemiyorum. Tamam dedi. Ya beyefendi, Hikmet Bey, yani şimdi bu bel fıtığından bir adam Kırıkkale'den kadın gelecekse gelme demez ya. Ben gelmedim. Yani yapma bakın, işini ben, artık hani... Benimle görüşmeye gelecek değil. Ankara'da işlerim var tamam, dedi. Tamam işim varmış. Senin de belinin fıtığı ağrıyorsa gidersin, oturursun bir yerde yani. O günlerde yürüyemiyordum Müge Hanım. İşlerinde yürüyemiyordum bile. İğne vurunuyordum o günlerde. Tamam iğneni vurdun, kas gevşeticine rahatladın. Hayır yok yatsım ya. Sürekli. Ben sadece bana dediği bu. Ben rahatsızım, gelemem dedim. Tamam dedi, kapattı. Bekledim sonra ararsa diye, aramadı. Ben aradım, ulaşılamıyor. Ondan sonra da ulaşılamıyor. Bir daha niye aradın sen o zaman daha onu? Hayır, geldi mi gelmedi mi, niye, yani nereye gelecekti anlamında aradım. Aramadım demiyorum. Merhaba. Derya Hanım, Feride Hanım'ın arkadaşı. Derya Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sorayım, siz Feride Hanım'ın başına ne geldiğini düşünüyorsunuz? Yani ben bir bilgim yok ama aniden kaybolduğu için... bu arada sesim bana çok yankı yapıyor. Televizyon açık değil ama. Biz sizi çok güzel duyuyoruz. Şöyle anlat. Feride abla. Evet. Feride abla, şimdi akrabalarını ben tanıyorum. Muzaffer amca ve Hatice teyze var, onların akrabaları. Evet. Onların komşusuyum ben. Onlar da beni tanırlar. Derya ben. Evet. Önceden bir samimiyetimiz vardı Feride ablayla. Şimdi zamanı hatırlamıyorum ama galiba ilkbahardı. Bunu netleştirebiliriz sonra. Evet. Feride abla bize geldi. Evet. Elinde çiçek ve yaş pasta. Sevgilim aldı dedi. Gölbaşı'na gitmişler herhalde ya da Eymir Gölü'ydü. Hatırlamıyorum. Resimlerini gösterdi ama resimden bu beyefendiyi ben çıkartamadım. Şey dedi, 45 yaşında dedi, inşaat malzemeleri satıyormuş, Gülveren'deymiş, Ankara Gülveren'deymiş dedi. Evet. Ondan çıkarttım bu beyefendi olduğunu. Sürekli sevgilim şöyle gayet mutluydu. Bu akrabalarına Hatice teyzeye gittiler. Gece saat 12 gibi falan bir telaşla beni aradı. Geliyorum sana, sen de kalacağım dedi. Geldi, bu beyefendi telefonunu kapatmış. Çok iyiydik. Niye kapattı? Bir başkası, internetten bir başkası onun hakkında bu beyefendiye kötü şeyler söylediğini tahmin ediyor. Burada sinir krizi geçirir gibi bayağı fenalaştı bizde. Kötü oldu. Bu ne zamandı? Bu ne zamandı? Şimdi emin olun hatırlamıyorum ama bunu ne zaman geldiğini Hatice teyzeye sorabiliriz. Hayır yani kaç ay evvel? Aşağı yukarı. 5-6 ayı rahat oldu. Daha yani telefonu belki kapattı çünkü internetten benim hakkımda ona kötü şeyler yazmış birisi diyerek. İnternete öyle kapattı. Tahmin etti kendince. Evet. Bu beyefendi telefonu kapattığı için ya da cevap vermiyor. Onu tam hatırlamıyorum. Anladım. Kendi kendine burada bu o kadar iyiydik dedi, ne oldu dedi falan filan dedi. Ben araba kullanıyorum. Bana dedi ki senin arabanla dedi yarın gidelim. Gülveren'deki inşaat malzemesi satan yerlere bakalım, bu beyefendiyi bulalım dedi. Hmm. Ben kesinlikle kabul etmedim çünkü çok onaylamadığım şeylerdi. Ben kendisine de açıkçası biraz tepki gösterdim. Neden böyle şeyler yapıyorsun? 2 tane çocuğu varmış, başın bak belaya girer. Başka şeyler de anlattı bana açıkçası. Ondan sonra ben açıkçası biraz tepki gösterdim. Feride ablanın telefonlarını engelledim. O gün bugündür görüşmüyorum onunla. Peki Hikmet Bey hiç geldi mi Kırıkkale'ye? Yani onu hatırlamıyorum şu an anlattığını. Bilmiyorsunuz yani. belki de anlattı o gün de. Yani tabii o gün anlatırken böyle şeyler yaşanacağını bilmiyoruz da hiç hafızada tutma gereği duymadım. Çok kızmıştım açıkçası Feride Hanım'a. Peki Feride Hanım'ın sosyal medyada görüştüğü başka kimseler de var mıydı? Ondan o konuda bilgi veriyor muydu? Vardı. Yani isim olarak bilmiyorum ama birisinin onun hakkında mesela Instagram'da zannedersem bir grup gibi bir yer var. Evet. Orada bir erkek diğerlerine bunları kötülüyormuş. Bir sürü şey anlattı orayla ilgili. Oldu mu böyle bir şey? Yani çok insanlarla iletişim halindeydi. Hayır peki yani sevgilim dediği başka kimse var mıydı? Sevgilim dediği bana sadece bu anlattığım olay oldu. Oldu mu peki? Yani ben açıkçası biraz kızıp tepki gösterince çok detaya girmedi, anlatmadı şimdi ondan sonra. Ben Kırıkkale o AVM'de kafedeki bir şey içtiğimizde ben ona pasta aldım. Orada bir de hazır gül aldım. Doğru 6 ay oldu. Ama sevgili olarak kesinlikle kabul etmiyorum. Eşine kaç kere aldın? Efendim? Eşine kaç kere? Yani neyse eşini karıştırmayalım da. Eşime her zaman alırım. Ya senin gibi erkekleri gördüğümden ben kendim utanıyorum artık. Gerçekten utanacak. Ben ne yaptım şimdi? Gerçekten yani utanıyorum ya. Biz genciz ya, genç bak. Ben daha 29 yaşındayım. Daha aklımın ucundan bir kere geçmedi ya. Bir kere. Ben şimdi ne yaptım yani ya. Ona 2 para gönderdim. Bizde de var telefon. Biz de kullanıyoruz telefon. Ya tamam kardeş de ben ne yaptım da şimdi benim burada yargılıyorsun. Daha ne yapacaksın? Ne yap sen ya? Daha ne yapacaksın? 2 para yardımı yaptım diye akrabanıza. Ya o zaman bana da yapsana ya. Benim evim yok. Bana bir ev alsana ya. O kadar zengin değilim. Kusura bakma kardeş. Yani şimdi sen bu tepkini anlamıyorum ben yani. Ya benim ne kadar halam kötü olsa. Halanız ama halanızın da bakın çıkıyor. Sevgilileri bilmem ne. Biraz da onu yargılayın. Lütfen bir şey çıksın. Ben de istiyorum. Ben de kurtulmak istiyorum. Ama en son sende bitiyor. Ha, en son benimle konuştu. En son sende bittiği için öyle. Bak. Burası neresi? Biliyor musunuz burası neresi? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. 8 Aralık'taki paylaşımı. Hiç sormadınız mı? Hiç bilmiyorum. Sormadım. Bu araba da bana ait değil zaten. Hiç bilmiyorum. Merak etmediniz mi mesela kimin arabasıyla gitmiş oraya falan? Bu arabanın kimin olduğunu bilmem ama bana şöyle bahsetmişti. Bilmiyorum dedi biraz önce de. Ya şunu söyleyeceğim. Bu paylaşımla ilgili, yani bununla ilgili söylemiyorum. Yeğeni bunun arabasıyla kaza yapmış. Hı? Feride Hanım'ın arabası varmış. Yeğenim benim arabamla kaza yaptı demişti bana. Hayatını kaybetti dedi. Yani sizi birbirine tanıştırdığınız şey. Evet. Ülker Hanım, Feride Hanım'ın yengesi telefonu attığımızda. Ülker Hanım günaydın. Sizin diğer halanız mı? Annem. Anneniz. Ülker Hanım günaydın. Buyurun efendim. Günaydın. Bu Hikmet Bey'le görüşme yaptığımda sabah 8'de bir görüştüm dedi. 9'da bir görüştüm, 9'u geçe dedi. Tamam geliyorum Feride dedi bana. Bana anlattıkları bu. Sonra saat 12'de Kırıkkale'deydim. 3'e kadar bekledim, gelmedi dedi. Asla. Ben telefon ettikten sonra telefon edecek diye evde bekledim dedim. Yanlış anlaşılma var burada. Ben o halde ne Kırıkkale'ye gidecek durumdaydım. Ama niye ev telefonundan aramıyor ki? Cep telefonundan arıyorsun. Evde bekleyecek bir durumunuz yok ki. Yok, benim evimde telefon yok zaten. Ben evdeydim o an, onu demek istiyorum. Hayır yani evde bekleyeceğim demem yanlış anlaşılmış diyorsunuz da neden evde? Yok şunu söylüyorum. Ben o hanımefendiye Kırıkkale'ye gittim bekledim demedim. Ben o görüşmemizde hanımefendiyle beni aradı böyle dedim. Ben sonra ondan telefon bekledim dedim. Evdeydim o anda, onu izah etmeye çalışıyorum. Ben gitmedim Kırıkkale'ye diyor Ülker Hanım. Siz ve oğlunuz yanlış mı anladınız acaba? Hayır, telefonum araçta düştü dedi. Ne dedi? Telefonum araçta düştü, bozuldu dedi. Sonra tekrar düzelttikten sonra aradım, Feride'ye ulaşamadım dedi. 3'e kadar da gideceğimiz yerde bekledim dedi. Evet. Vallahi Müge Hanım bana da böyle dedi. Bak araba bozuldu falan demişsin. Ülker Hanım bunu kadına atacak hali yok. Telefonum bozuldu dedi. Konuşamadım dedin. Şöyle söyleyeyim. Yani ertesi günü tekrar aradım. Karakoldan geldikten sonra nerede buluşacaksınız diye sordum birkaç kere, cevap vermedin. Hayır biz sizle konuştuk. Biz bir yerde buluşmayacaktık. Bana geleceğini söyledi ve ben gelemeyeceğimi söyledim hanımefendi. Tamam telefonunuz nerede arabada düştü? Arabada düşmedi ki telefonum. Ben evdeyim. Arabada değildim ki hanımefendi. Hayır. Araca bindim ben dediniz. Telefonu düşürdüm. Telefonum o arada bozuldu. Zaten telefonu bozuktu dediniz. Hayır hanımefendi, benim telefonum hiç bozulmadı. Bozuk değil. O pazar günü de ben evden bir yere çıkmadım. Annem de evde yanımdaydı konuştuğumuzda. Doğrudur. Yani bunların hepsini duydum. Annem de duydu. Duymuştur ama bakın yanlış anlaşılma var. O gün eğer tabii araştırılsın. Benim o gün Kırıkkale'ye gittiğim de belli olur. Kameralardan, kayıtlardan, şuradan buradan. Ben... Hangi telefon bozuldu? Yani bunu şimdi Ülker Hanım kafadan uyduracak hali yok ya yani. Hangi telefonunuz düştü arabada bozuldu? Benim bir tane telefonum var zaten. Başka tamam. Telefonum yok. Nereye düştü o bozuldu? Bir şey anlatmışsınız herhalde. Siz onu düzeltin, bir hatırlayın diye söylüyorum. Hayır, o gün pazar günü içinden bahsediyor aradıklarında beni. Ben evdeydim. Telefonum düşmedi. Hiçbir yere düşmedi. Buluşacağınız gün mü düştü? Hayır, buluşmadık ki. Sizi evdeyken hiç aramıyordu peki. O gün siz evdeyken arayıp rahatsız etmiş oldu o halde. Evet şöyle oldu. Aramazdı beni evdeyken. Günlerden pazar olduğu için evdeyim ben. Evet, üstelik aradı. Pazar günü. Evet. Eşiniz evde, çocuklarınız evde. Evet, eşim ve çocuklarım evde. Ben sessizde kullanıyorum. Sessizde olduğu için balkona çıktım. Sessizce konuştum. Böyle böyle dedim, girdim içeriye. Evdeydim, doğru. Aramıyordu ya hani, anlaşmıştınız ya. Aramıyordu ama pazar günü aradı işte o gün. Ben dedi Ankara'da işlerim var, geleceğim dedi. Bir 10 dakika görüşebilir miyiz, bir kahve içebilir miyiz? Ben dedim rahatsızım, yatıyorum, gelemem dedim. Hepsi bu Müge Hanım. Niye sessizde telefonu kullanıyorsunuz? Ben iş yerinde de tezgahta olduğum için sürekli sessiz abicim. Yani bu özel bir sebebi yok. Hep sessiz kullanırım. Benim... Evde bir adam telefonunu sessize alıyorsa zaten ben buradan söyleyeyim. Beyefendiler bana kızmasınlar, gülüyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Vallahi Müge Hanım iş yerinde de öyle sessizde kullanıyoruz. Evde de öyle, sürekli alışkanlık. Vallahi ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Olabilir. Yani bir insan biriyle eğer görüşüyorsa, telefon konuşması yapıyorsa, onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsa. Peki bu hanımefendi kaybolduğu zaman siz ne yaptınız? Şimdi siz o gün pazar günü hiçbir şey olmadı, tamam. Aradınız bir, Ankara'ya geldin mi gelmedin mi diye, ulaşamadınız. Evet. Sonra ne yaptınız mesela, ertesi günler aramaya devam ettiniz mi? Ben bir iki sefer aradım ama ulaşamadım. Benim yani onun tanıdığı hiç kimseyi tanımıyorum ki. Benim onun adına ulaşabileceğim kim? O zaman sosyal medyadan yazmışsınızdır. Bir saniye Hülya abla. Sen... Nasıl, niye yazmadınız? Telefonla ulaşamıyorsunuz. Hı. Zaten sizin ilişkiniz de sosyal medya üzerinden başladığına göre sosyal medyadan bir mesaj yazdınız mı? Neredesin? Yazmadım. O gün Emre Bey'le salı gün konuştuktan sonra böyle Konya'dan Monya'dan iki telefondan bahsedince Emre Bey'e de o gün söyledim, hatırlarsa. Ben şu andan itibaren dedim Feride Hanım'ın telefondan siliyorum. Sayfamı, her şeyimi siliyorum dedim. Sildim, attım o gün. O sayfanızı da kapattınız. Yani sildim, evet, kapattım. Hangi sayfanızı kapattınız? Instagram sayfasını. Niye kapatıyorsunuz ki? Ya böyle bir şey başıma gelmedi. 5 tane daha telefon kişiyle görüşüyor. Konya'da biriyle böyle bir zaman korktum. Ama sizin için özel biri değil ki, ifade etmiyormuş sevgiliniz ki. Değil ki. Size sevgilim ne? Değil. Tamam. Ama isterse 10 kişiyle sevgili Emre olsun. Emre Bey hatırlarsa benim de iki çocuğum var. Yoksa... İki tane oğlum, çocuklarım, torunlarım var. Ben onları biliyorum dedi. Var dedim, çocuklarım dedim. Ben de dedi erkeğim, böyle böyle dedi. Ben kendisine de dedim şu andan itibaren siliyorum dedim. Utandım, kendimden utandım. Böyle bir 5 tane kişiyi daha duyunca ben nasıl bu da böyle biriyle konuşuyorum. Sen nereden duydun bu 5 kişi falan? Sen söyledin kardeş. Evde 2 tane telefonu olduğunu, 5 kişinin daha numarası olduğunu ve Konya'da birine hamile kaldığını, Emre olduğunu bilmiyordum bugün, açık söyleyeyim. O assubay uzman çavuş. Ben sana kendimi tanıttım zaten, nasıl yeğeniyim dedin. Emre oldu. Yeğeni olduğunu söyledin o gün. Emre dedim ben sana. Doğrudur ama şöyle söyleyeyim. Hayır, sevgilisi olduğunu öğrenince niye yani kendi bütün hesabını kapattığını ben anlamadım. Hayır, sevgilisi değil. Yani önemli. Onu diyelim ki çıkarttın hesaptan. Niye bütün hesaplarını falan kapattın? Vallahi şimdi... O hesaplar açılınca bir şey mi görüleceğinden? Yok, hiçbir şey görüleceğinden değil. Ben kendimden utandım. Ya sosyal medyaya yemin ettim o an. O kızı birdenbire Emre telefon, sen sosyal medyaya yemin et. Emre bana 2 tane çocuğum, benim de var. Senin vardır gene sosyal medyada başka bir isimle. Ateş olmaz, kaplan olur, yok, kaplan olur. Yani görüyorum ben öyle şeyler yani. Ateş olmuyor, yangın oluyor. Neyse, uyduramadım ona bir şey de yani bir şeyler oluyor. Yok, araştırabilirsiniz Allah'a şükür. Sen hiç halamın arkadaşlarından bir tanesini bile tanımıyor musun? Bir tanesi şöyle söyleyeyim. Bu İsim ver. Semra isimli bir bayan. Tamam. Bu Abidinpaşa'da oturuyormuş. Tamam. Daha sonra dedi ki bana, Lalahan'da mı ne biriyle evlendi dedi. O bildiğim bir tek o var. Hatta o uzman çavuş olan arkadaş sordu bana, kimseyi tanımıyorsun. Dedim bu arkadaşı tanıyorum. Hatta bir hafta sonra Semra Hanım bana mesaj çekti. Sen merak etmedin mi? Şimdi bak, şurası biz anlamadık herhalde. Kusura bakma, bizim anlayışsızlığımız. Sabah seni arıyor ve Ankara'ya geleceğim diyor. Evet. Salı günü. Evet. Çok. Pazar günü. Ankara'ya geleceğim diyor. Sen diyorsun ki benim belim ağrıyor, gelme. Bir kere ben buna inanmam. Da. Onu bir kenara koyalım. Belim ağrıyor, gelme dedin. Tamam, oraya da inandık. Böyle oldu. Peki sonra sen niye bir daha arıyorsun? Şimdi zaten artık geleceğim. Belim de ağrıyor, gelme. Geldim, hanım da evde, çocuklar da evde. Pazar günü zaten yani... Aradan bir saat geçtikten sonra sigara açmıyor. Balkona çıktım. Ha. Orada aradım. Geldi mi gelmedi mi diye bir kere aradım. Ama ondan sonra zaten ulaşılamıyor. Aramadım. Daha sonra ikinci aradım. Aradığında konuştun mu ikinci aradığında da? Yok, yok. Bir kere konuştun. Bir kere konuştum. Sonra bir daha aradığında ulaşamadın bir saat. Evet, yani bir... sizinle telefonda konuştuktan bir saat sonra bu kadın kayboldu. Ay, kaybolduğunu bilmiyorum işte. Ben o an ulaşamadım. Hayır, şimdi biz kaybolduğunu biliyoruz ya artık. Şimdi salı günü Emre Bey'den öğrendim işte. Yani veya Emre Bey'den önce arayan bir beyefendi var. O dedi. Tamam. Yani en son sizinle görüştü. Sizinle görüştükten sonra bir saat sonra boynu belini tutma. Benim de bel fıtığım var. Öyle olmuyor o işler. Boş ver. Ben anladım senin fıtığın oldu. Yani hiç gerek yok yani. Yaslan arkana, oturursun. Ben fıtık konusunda master yaptım. Neyse. Bir şey olmaz öyle yani. Olmaya gerek yok. Anladık, fıtığın varmış. Ya, örnek olarak beni göstermesen. Yok. Yani aradı, ben gelemeyeceğim dedin. Bir saat sonra aradın, ulaşamadın. Evet. Sonra kaç kere aradın gün içinde? Daha şimdi Emre aramamış, salı olmamış. Sonra gün içinde kaç kere aradın? Sonra aramadım. Niye ama? Ulaşamadın. Tamam, akşam oldu. Aramadım. Sağlığa zararlı olan o sigaradan bir kere daha içmek için çıktığında çaldırmadın mı? Çaldırmadım. Niye? Aramadım işte. Ama çok anlamsız. Aramadım olmaz. Aranır. Eğer bir saat sonra geldin mi diye aradıysan ve o sırada ulaşamadıysan döndün mü diye de ararsın. Aramadım. İşte aramadın. Neden aramadın? Demek ki o konuşmada bir şey oldu. O konuşmada ya sen niye benim evden aradın pazar günü dedin. Yok öyle bir şey. Bak bir şey yaptın diye söylemiyorum Hikmet Bey sen bu kadına. Ama sen bu kadına bir şey söyledin de yani bu kadının psikolojisi de bozuk. Bir şey mi olduğunun peşindeyim. Sen öldürdün ettin falan demiyorum. Yanlış anlama. Yok estağfurullah. Ama bir konuşma olmuş olmalı ki orada. Sen de bir daha onu salı gününe kadar aramadın hem de değil mi? Pazartesi aradın mı mesela? Aramadım. Salı oldu Emre arayana kadar yine aramadın. Arkadaşı şimdi senin anlattığın gibi kalkıp da evden yaptığınız konuşmada belim ağrıyor arama dedim diyorsun. Evet. O zaman konuşturuz. Bir müddet aradan zaman geçiyor, iniyorsun, bir telefonla arıyorsun. Telefona ulaşılamıyor. Evet. Şimdi tekrar aradığına göre ona ulaşıp bir konuşma yapmak ihtiyacını hissettim. Şöyle söyleyeyim beyefendi, daha önceki konuşmalarımızda da mesela ben aradığım zaman 2 gün açmazdı. Bu 2 gün veya 1,5 gün, 2 gün ulaşamadıklarım da oldu. Komşuya şimdi çıkıyor. O anda aradığında, ikinci aradığında ulaşmadıysan artık hiç aramamazlıkta ısrar edemezsin. Ben yani olayların akışına, eşyanın tabiatına göre uygun bir düşünceyle konuşuyorum. Anlıyorum. O gün aramazsan sabah kalktığında evden ilk çıkıp telefon etme pozisyonuna kavuştuğun zaman hemen bir ararsın. Niye? Yani bir şey mi oldu? Sen yaptığın evdeki konuşmayla acaba kalbini kırdım da telefonu mu açmıyor bana? Yani bir sağlık problemi yok. Sana kızdı, telefonu kapattı diye düşünebilirsin. 15 dakika bir saat sonra aradığında telefon kapalı. O gece aramasan ertesi gün ararsın. Gönlünü almak için. Yani senin o konuşmana kızarak mı telefonu kapattı? Özellikle mi sana cevap vermiyor? Yoksa başına bir iş mi geldi? Yani her halükarda her türlü düşünceyle ya yine ararsın, tekrar Emre aramak kadar ihtiyacını hisseder. Yani Emre aramasaydı kaç gün daha aramayacaktınız? Ya şöyle söyleyeyim, ben pazartesi gün, salı gün hastaneye, pazartesi gün işlerine gittim, ağrıdan kıvranıyordum. Zaten bir fırsatım da olmadı aramaya. Salı gün de hastaneye gittim, ondan sonra eve geldim. İyi de zaten pazar günü de kıvranırken balkona çıktığında aradım dedim ya. Ya Hikmet Bey, ben bunu sadece size söylemiyorum ama ben de şunu anlamıyorum. Bir insan eğer hastaysa hastadır yani. Hem hasta olup hem Kırıkkale'deki kadınla konuş, hem telefon faturalarını yemeye, ondan sonra belim ağrıyordu. Belin ağrıyorsa otursaydın o zaman dizini kırıp karının yanında ya. Yani bir cümle ilave edeyim de mi konuşmama özür dilerim. Eğer söylediğim şekilde ikinci gün veya üçüncü gün tekrar aramadıysan o telefonun artık cevap vermeyeceğini biliyorsun da aramıyorsun. İnsanın aklına o gelir. Evet yani... Artık pazar günü en kıvrandığın zamanda aramışsın. Cevap verecek durumda değil. Onun için aramama gerek yok. Ne oldu o telefonun cevap vereceğini bilsen günde sabah ararsın, öğleden sonra ararsın, akşam ararsın. O merakı gidermek için. Bir de Ankara'ya geldi. Öldü mü kaldı mı? Trafik kazası mı geçirdi? Ben başka türlü izah yok. Kusura bakma. Ona da Kırıkkale Emniyeti'ne de sesleniyorum. Karayollarında yolculuk yapan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Daha çok yeni. 20 Ocak. Kırıkkale Ankara arasında bir kaza, bir bela, bir şey oldu mu? Biz bunu merak ediyoruz da sen niye merak etmiyorsun? Valla böyle bir şey aklıma gelmedi. Hani kaza belası ama aramadım. Açıkçası aramadım. Aramadıysan o zaman o konuşmada bir tartışma oldu. Bir şey oldu. Kaç günden beri aramıyorsun? Ben onu... Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi hanımefendinin telefon konuşmalarına baktığımız zaman aradığımızın size 20 Ocak günü sabah 9.26'da aramış, 10 saniye sürmüş bu konuşma. Evet. Yani şimdi 10 saniyede ben Ankara'ya geliyorum. İşte merhaba Hikmet, nasılsın? Yok, daha öncesinde aradı. Bu şöyle söyleyeyim, benim aradığım mı? Onun sizi aradı. Ha, pardon. 9.26'da o sizi arıyor ve 10 saniye sürüyor. Bu 10 saniye şu demektir: şu an konuşamıyorum, ben seni daha sonra ararım. Müsait değilim, kapat. Bu konuşma olmalı. Veya arabaya binerken mesela bir ararım ben sizi. Şu anda otobüse bindim veya şu anda uçağa bindim. Hayır daha şimdi yok. Şimdi pazar günü diyorum, yani o 10 saniyelik konuşma ilgili bir örnek gösteriyorum. Yok, konumuzla ilgili konuşursak pazar günü siz diyorsunuz ya, beni aradı. Ben Ankara'ya geliyorum. Evet. Sen müsait misin? Ben de geleyim falan filan dedi. Ben de belim ağrıyor dedim falan. Şimdi bu 10 saniyede olacak iş değil. O daha önce saatini bilmem ama daha önce aradı, biz bunu konuştuk. Sizi o gün yani hanımefendinin telefon konuşmalarını ailesi aldığı için biliyorum. Sizinkiler elimde yok. Ama sizi 9.26'da bir kere arıyor sabah. Bir kere çaldırdık, ben açtım. Evdeydim o anda. Evet. Kapattım geri, konuşmadık bile. Bak. Ama daha öncesinde geliyorum dedi. O zaman cumartesi gününden aradı sizi. Cumartesi günü konuştuk ama geleceğini pazar günü söyledi bana. O zaman siz onu aradığınızda, bir hatırlayın, siz onu aradığınızda anlattı demek ki. Çünkü şimdi bu telefon konuşmaları onun yaptığı telefon konuşmaları. Siz 2-3 telefon konuşması telefonla mı konuşuyorsunuz, ama tek mi? Ben şimdi o beni pazar günü sabah bu konuşma aramadan önce aradı. Nasıl olmaz onu anlamadım yani. Bilmiyorum Emre, siz getirdiniz bunları da yani yok işte. Evet. Biraz önce buradaki halam attı. Evet. Yani orada sizi 9.26'da aramış. 10 saniye sürmüş o konuşma. 10 saniyede şu an konuşamıyorum demektir yani. Evet yani konuşamadık. Evet. Tamam, sonra ama demek ki siz onu aradınız. Aradım, ulaşamadım. Siz bir kere aradınız, konuşmadınız mı? Pazar günü ama o şeyden önce konuştuk. Bu 10 saniyelik süre dediğinizden önce konuştuk. İşte bana Ankara'ya geleceğini, işleri olduğunu, geri döneceğini ve bir kahve içebilir miyiz dedi bana. Onu konuştuk. Pazar günü dedi. Pazar günü. Niye o zaman bu pazar günü öncesine çıkmıyor ki acaba telefon konuşmasına? Sonra bu 10 saniye ne peki? Yine sizi aramış, 10 saniyede kapatmışsınız. Ben konuşamadım. Açtım, konuşamadım, kapattık. Ama onu bilmiyorum. Yani benim daha öncesinde konuştuk. Geleceğini söyledi bana. O zaman cumartesi günü konuştunuz. Cumartesi günü de konuştuk. Konuştuğu saniyeler orada, sadece konuştukları. Ama bu halanızın ona yaptığı arama. Halanızın yani size Feride Hanım'ın telefon konuşması 10 saniye sizinle o gün gözüküyor. Pardon, şunu anlayamadım. Onun beni aradığı doğru, ben onu aradım pazar günü. O geleceğini söyleyince, çaldırınca ben onu aradım. Geleceğim dedi, böyle konuştuk ama ikinci aradığında konuşamadık işte. Onu anlatamadım. Bir yanlışlık oldu. Bak, yani anlayayım diye kendimi çok zorluyorum. Ama pek bir şey anlamadım ben anlattığında. Şimdi pazar günü ya da... şurada da var. Pardon hocam, lafınızı unutmayın ne olur. 20 Ocak'ta 8.45'te de yine sizin telefonunuza var. Bu da 27 saniye. Vallahi onu bilemiyorum. Ben o kadar sık yani öyle saniyelik bir görüşmemiz olmadı. Hayır yani 27 saniye demek toplamda eğer o da bir, ben televizyonculuk bir ses okuma şeyiyle söyleyeyim. Yani 27 saniye 54 kelime demek. Karşılıklı konuştuğumuz zaman bir kişinin 54 kelimeyi bile söyleyemeyeceği bir anlama gelir. Yaklaşık 30 kelime demektir. Valla Müge Hanım bana söylediği şu. Açık ve net söylüyorum, yine söylüyorum. Ben pazar günü işim var, Ankara'ya geleceğim, 10 dakika görüşebilir miyim dedi. Ben de gelemem dedim, sadece bu. Pazar günü değil. Şimdi evet, artık pazar günü arıyor ya, o zaman bugün demesi lazım. Pazar günü konuştuğumuz bu. Ha, cumartesi akşam konuştuk gene ama pazar geleceğini söylemedi bana. Cumartesi kaçta konuştunuz? Akşam iş çıkışı, 6.30'dan sonra. Eve giderken işte arabada konuştuğumuz süre. Eve varmadan. Pazar günde o zaman ben geldim diye aradı 8 küsürde, 8.47'de. Ben geldim dedi. Siz de o zaman ben şimdi konuşamıyorum, kapamak zorundayım dediniz. Yani karşı tarafta kapama, konuşalım dedi. Kapadınız. Ben kapattım ama... Sonra bir daha aradı 9'da. Tekrar konuşamıyorum dediniz. Yok, şöyle kapadınız. Ben o... belinizin ağrısını ne zaman hissettiniz de belim ağrıyor gelmeyeceğim dediniz, onu merak ettim. O, bu konuşmaların az önce bahsettiği işte, bahsettiği şeyde konuştuk. Belimin ağrıdığını. Ne o zaman? Saniyelik süre değil, ondan öncekinde. Ondan önce yok ki. O da 8... O da... 19 Ocak'ta siz onu aradıysanız var. Onun sizi araması yok 19 Ocak'ta. Yeni geldi bunlar benim elime de 19 Ocak'ta yok. Ama mesela 18 Ocak'ta o sizi aramış yine. 1974 saniye konuşmuşsunuz. Uzun konuşmalarımız oluyor da evet. İşten eve giderken zaman zarfında da. Yani 12 bin olsa... Bir saatte sürdü oluyor, yarım saatte oluyordu. Doğru yani. Evet, bayağı uzun. Uzun. 1900 saniye mi? Sen halamın her şeyini biliyor musun o zaman? Her şeyini. Vallahi kardeş, benim bildiğim bu anlattıklarım, başka hiçbir şeyini bilmiyorum. Hepsini biliyorum da söylemiyorum. Yani. Ablam niye söylemiyorum? Sizin canınız yanmış. 2006 önce. Hepsini biliyorum. Bir saat, bir insan bir saat konuşuyorsa hepsini bilir. Ben biriyle konuşuyorsam ben anlatırım. Karşımdağına da güvendiysem ben anlatırım. Demek ki o sana güvenmiş, hepsini de anlatmış. Sen de ona dinlemişsin. Yani abla, ne oluyorsa en sonunda sende bitiyor iş. Valla ben buradayım bakın, saklı gizlim yok. Ben bildiklerimi söyledim. Başka bildiğinden fazlasını da biliyorsun sen. Hayır bakın. Sen bana ayrı konuşuyorsun. Diğer bir kişi arıyor, ona ayrı bir konuşuyorsun. Kime ne konuşmuşum kardeş? Ya ne sen bana sabah dedin ki, bak ben seni aradığımda sabah sen bana dedin ki 9.30'da ben Kırıkkale'ye gittim. Demedim kardeş. Demedim. Bu kayıtlar bulunsa da, sesler dinlense de ben izah etsem. Peki demedim. Niye yeğeni böyle bir yalan söylesin Hikmet Bilemem. Bey? Ben gitsem... Ben burada bakıldığında, bir yeğenine, bir sizin konumunuza... Evet. Hani birisi gerçeği ifade etmiyorsa... Evet. Bir sebebi olmalı. Ve bu sebep sizde var. Çünkü evlisiniz, 2 çocuğunuz var. Allah da mesut etsin. Ama gizlemesi gereken... Davranışı olan sizsiniz. Emre değil ki. Yeğeninin saklaması gereken hiçbir şey yok. Anlıyorum da. Emre halasına bir şey yapsın saklar yani. Niye yapsın Emre? Ya ben iş yerinde aradım abla. Peki ve iş yerinde aradın. Kadir Köksal senin arkadaşın telefon attığımızda. Diyor ki ben Hikmet Bey ile Emre'nin yaptığı telefonu şahidiyim. Kadir Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Ben ikisinin konuşmasına şahit oldum. Hoparlör mü açıktı? Nasıl? Hoparlör mü açıktı? Evet, hoparlörü açmıştı Emre aradığında. Evet. Ben şahit oldum. Hikmet Bey'in dediği kelime, sabah 9.30'da gittim, bekledim, gelmeyince 3.30'da geri döndüm. Ya yok böyle bir şey. Hikmet Bey'in söylediği, hani ben Hikmet Bey'i de tanımam, Feride Hanım'ı da tanımam. Hani ben duyduğumu söylüyorum sadece. Yani Kırıkkale'ye gittim dedi Hikmet Bey. Evet, 9.30'da gittim, 3.30'da geri döndüm dedi. Ben şahidim yani. Şimdi ben çok çabuk sinirlenen bir insanım. Bunlar beni, yani iş arkadaşlarım hemen... Ben dedim ki, bak dedim birini buldum Kadir dedim, arıyorum dedim. Hemen yanıma geldiler. Emre bak sakın küfürlü konuşma adamla dedi. Önce güzel güzel konuş dediler. Tamam dedim, mikrofonu açtım, dinleyin dedim. Ben konuştum, dinlediler. Ve 9.30'da gittim diyorsunuz ya. Mesela bakın bu olabilir. Yani siz 8.45'te ben geliyorum, yani geliyor musun gelmiyor musun diye sizinle konuşup 27 saniye... 9.30'da da 10 saniye, yani 9.26 o gün. Hani Kırıkkale'ye gittim demişsiniz ya en başta. İnsanların yalan söyleyecek hali yok. 10 saniye ben geldim sen neredesin falan işte 10 saniye olur. Bak o zaman tutar bu iş. Bakın Müge Hanım yine söylüyorum, ben pazar günü Kırıkkale'ye gitmedim. Ve gitmediyseniz neden o zaman gittim dediniz? Hayır demedim. Dedin. Demedim Kadir kardeş. Bey, Kadir Bey dış kapının dış mandalı niye şey yapsın Kadir? Bilemem. Kadir Bey siz... Emin misiniz Kırıkkale'ye gittim dediğini duyduğunuza? Eminim Müge Hanım, çünkü hani ben dediğim gibi ikisini de tanımıyorum. Ben sadece hani insanlık namına duyduğumu söylüyorum size. Vallahi ben gitmedim. 9.30'da gittim, 3.30'da geldim dedi. 3.30'da da geldim dedi. Bu pazar günü değil mi? Aynen öyle. Evet. Pazar günü. Evet. Kadir Bey. Evet. Dinliyorum Emre'cim. 20 Ocak'ta da en son telefon 9.14'te mi kesiliyor? Devamı var mı acaba Kebriye? Hayır, halaya bir sorar mısın yani? Bu kadar mı sürüyor bu? Hadi zaten senin gidip gitmediğin ortaya çıkar. Gittinse gittim de. Hayır gitmedim. Çıksın, ben de istiyorum. Çıkmasını ben de istiyorum. Gitmedim. Yani gitsem niye? Sonuçta şimdi bizim ulaştığımızdan emniyet çok daha fazla bilgilere ulaşıyor. Tabii, yani Kırıkkale Emniyeti de ben dün de söyledim. Tabii, gerçekten ilgili bir emniyettir yani. Ben pazar gün Kırıkkale'ye gittiysem benim orada arabamın geçtiği güzergahtaki kameraların çeken hepsi var. O zaman ben de Kırıkkale Emniyeti'ne şunu rica edeyim. O zaman Ankara'ya geldim dedi sana. Evet. Neyle gelecekti Ankara'ya? Bilemiyorum, herhalde minibüste geliyordur yani. Şimdi bir saat evvel konuşmuşsunuz. 33 dakikaymış o 2 gün evvel konuştuğunuzda. Nasıl gelecekti oraya? Bilirsin. O Kırıkkale'nin otobüsleriyle geliyordur yani. Tamam, nereye gidiyor otobüs? Otogara mı gidiyor? O zaman güvenlik kamerası görüntülerinin otobüsten. Şunu söyleyeyim. Kırıkkale'den mesela hanımefendi ayın 20'sinde bir araca binip Ankara'ya gitti mi? Kırıkkaleli otobüs şoförlerine seslenelim. Gören bilen var mı? Tabii araştırılsın. Ankara'ya mı geldi? Siz mi gittiniz? Ben gitmedim efendim. Tespit edilsin, araştırılsın. O zaman onu geldi. Orada mı yanılıyoruz? Evet. Buluşma yeriniz neresiydi? Yani Ankara'ya gelmeden şu durakta in, ben de seni orada karşılıyorum. Yok, ben onu Saymak adında büyük bir cami var. Caminin önünde bir sefer orada buluştuk, oraya gelmiş ve karşısında da bir kafe var, orada bir kafe içtik. Saymak adında. Orada indi o da arabadan. Oraya gelmiş. Araba nereden indiğini bilmiyorum. Ben iş yerinden geldim de oradaydı. Evet. Peki Kadir Bey, siz o telefon konuşmasına şahit oldum diyorsunuz ya, o telefon konuşmasına siz de doğru söyleyin. Yani Emre de önemli değil burada. Mühim olan doğruyu bulmak. Evet. Emre işte benim halamın da işte başka sevgilileri varmış, birinden de çocuk aldırmış falan mı dedi Hikmet Bey'e? Evet, onu da dedi, evet. O doğru yani. Ne dedi? Çocuğu tam olarak hani detayını hatırlamıyorum ama hani daha önce birkaç kişiyle konuştuğunu yakaladık. İşte evet. Konya'dan birine tehdit etmiş, aramış. Yani bunları söyledi, doğrudur yani. Hikmet Bey bunları söyledi. Evet, Emre Hikmet Bey'e söyledi, o da doğrudur. Peki yani. Hikmet Bey ne dedi bunun üzerine? Ha, bilmiyordum dedi, ben bunlardan haberim yoktu. Bundan sonra görüşmem dedi Hikmet Bey. O da bundan sonra görüşmem dedi. Nerede falan değil yani, merak etmediniz siz. Aa öyle mi arıyorsunuz hani, tamam o zaman. Yok, sordum kendisine bir haber, hatta sinirliydi o anda. Emre Bey'e dedim bir haber olsa bana da haber olsun dedim. Pişkin pişkin dedin ki bir haber alırsan beni de ara, olur mu? Ya sen böyle diyorsun ya bir karşındaki insana, sen böyle diyorsan karşındaki insan zaten sinirlenir. Benim kaybolan halam ya, canımız kaybolmuş yani. İyi de benim dediğimde de kötü bir şey yok ki arkadaşım yani, bir haber alırsanız bana da ulaştırın demek kötü bir şey mi? Ve Emre Bey de az önce bunları konuşmadım diyordu. Hikmet Beyciğim bakın, benim size tek merak ettiğim, size sorduğum sual, ben Kadir Bey'e de çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Bak Kadir Bey, demek ki burada Emre bunu söyledi diyorsa Emre'nin aksine, Kırıkkale'ye gitti lafını da doğru söylüyor demek ki. Şimdi Emre'nin arkadaşı olsa onu da yalanlardı. Ya, muhakkak. Emre'yi de yalanlıyor, bak seni de yalanlıyor. Ama şimdi Emre'nin onu demesi ayrı bir mevzu, ama senin Kırıkkale'ye gittim deyip şimdi gitmedim demen apayrı bir konu. Gitmedim, inanın gitmedim. Araştırın, soruşturun. Arkadaşım tamam gitmedin, inandım da niye bunlara gittim dedin o zaman? Ben demedim ki. Bir yanlış anlaşılma var. Anlamıyorum yani, vallahi anlamıyorum ben. Gitmedim. Tamam, onu da anladım. Gitmedin de. Peki bu kadına ulaşamadın. Evet. Sonra niye hiç aramadın? Şimdi pazar günü ulaşamadın. Aramadım, evet. Pazar günü aramıyorsun, pazartesi aramıyorsun. Salı günü seni Emre arayana kadar niye aramıyorsun? Daha evvel arıyorsun. Daha evvel aradım. Ya, daha önce de ben aradığımda 2-3 gün bana cevap vermediği oluyordu. Dargın olmuştur, cevap vermiyordu. İşte bilmiyorum, hastayım, migrenim var falan dediğinde açmadıkları oldu. 2 gün böyle ulaşamadığım oldu. Aradım en son, ulaşamayınca böyle bir durum var diye ben de 2 gün aramadım. Ben de bu 2 gün zarfında doktora falan gittim. Ama artık migreni tutmamış ki, Ankara'ya geliyor. Niye migreni tutsun? Yok şimdi o öncekinden bahsediyorum, migren meselesini. Önce de böyle 2 gün ulaşamadığım olurdu, görüşmediğimiz olurdu, hastayım derdi, komşudaydım derdi falan. Ben en son aradım, ulaşamadıktan sonra aramadım, doğru. Kendi tedavime falan gittim, ondan sonra işte Emre Bey aradı, ondan sonra anladım ben. Vallahi Hikmet Bey, belki senin bu konuyla hiç alakan yok ama işte bu da böyle izleyicilerimize de ders olsun. Böyle şimdi tanımadığınız, etmediğiniz insanlarla tabii böyle konuşursanız, o kişiler de kaybolursa adama da dönüp en son sen konuştun denir yani. Bu işte... her zaman söylüyoruz, sosyal medyanın iyi kullanımı, kötü kullanımı. Evet. Tanımadığın insanlarla görüşmek, konuşmak nereye kadar doğru, nereye kadar başına iş açar açmaz. Evet. Hülya Hanım, Feride Hanım'ın kardeşi. Hülya Hanım günaydın, buyurun efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, buyurun. Bakın bu adamın zaten bu çelişkileri bizi bu duruma getirdi. Ben bu dökümleri gördüğümde bu telefonu ulaştım ve verdim. İlk polis aradığında polise aynı şeyi söylüyor. Abim ilk 23 Ocak'ta polise ilk müracaatımıza gittiğinde polis arıyor, diyor ki ben işte geldim bekledim ama yok. Daha sonra yeğenim arıyor, yengem arıyor, bunlara söylüyor. Kuzenim aradığında ben gitmedim diyor. Artık dünkü yayında Ankara olayı çıktı. Ben Ankara'ya geliyorum da diye Ankara olayını düne kadar biz duymadık. Dün yayında mı duydunuz? Evet, burada. Tabii ilk kez Ankara'ya geliyorum. Öyle bir şey. Ha. Demedi. Yani evet. Daha önce 3-4 kişi bunu arıyor. Ankara lafı hiç geçmedi. Dün televizyonda söyledi bunu. Bana telefonda soran herkese söyledim ben bu kelimeyi. Söylememişsin zaten. Niye yalan söylesin? Hayır canım. Kırıkkale Emniyetinden arayan arkadaşlara da söyledim. Ne dediniz? Beni ona da 3'e kadar bekledin. Hayır, gelmeyince demedim. Ben gittim demiştiniz. Kayıtları vardır, bakabilirsiniz. Demedim. Allah demedim. Allah, biz demedim. Niye uyduralım ki bunu? Zaten biz kayıp arıyoruz kardeşim. Senle bir derdimiz yok ki. Anlıyorum ablacığım da şu andaki benim durumum da vahim. Bence de vahim. Neden? Yani şu anda niye vahim senin durumun? Senin durumun niye vahim? Şu anda suçlu ben görüyorum herkesin gözünde. Evet, gelmek istemiyorum. Düş yatandan dedim. Suçlusun. Niye suçlusun biliyor musun? Niye? Evli olduğun için. Evli olduğun için suçlusun. Ya evli insan bir arkadaş olamaz. Olamaz. Hayır, olamaz ya. Demiyorum. Arkadaş... Senin karın oluyor mu? Affedersin, özür diliyorum abla da. Olur mu? Arkadaşlar. Oluyor mu yani? Sen çok terbiyesiz bir adamsın. Bak ağzını ortamda bozma lütfen. Yok, terbiyesizsin. Ama niye terbiyesizlik? Ne yaptın kardeş? Emre Bey, hakaret etmeden rahat rahat konuşalım. Sen de yani? Sinirlenme. Konuştum diye terbiyesiz mi oldu? Karşındakilere lütfen saygılı ol. Karşılıklı saygılı konuşun beyler. Ha, ben de onu istiyorum. Hakaret etmek yok. Ben Emre Bey'e de söylüyorum sana da. Ama dün ilk yayında bu Emre'den önce bağlandığında dedin ki ne? Ben tek 2 sefer mi 3 sefer mi konuştum. 1 seferde gördüm. Ben ondan sonra ben Feride'yle konuşmadım da arkadaşlığım yok da dedik. Hayır. Emre bağlandıktan sonra şeylerin çıktı. Ya benim ondan bildiğim 1,5 senedir sen bu kadınla görüşüyorsun. 1,5 sene olmadı. İlkin söylemedik. Bakın. Emre söyledikten sonra başladın sen söylemeye. Ben 2 sefer görüştüğüm onunla, bir Kırıkkale'de, bir Ankara'da, herkese her zaman söyledim bu. Benim saklım gizlim yok ablacığım. Gene söylüyorum. Ama 2 sefer konuşuyorsun da. 2 sefer konuştum demedim. 2 sefer görüştüm. Şoydu, şuydu. Sen 2 sefer konuştuğum bir kadına niye yapmıyor? Ankara'ya geldiğinde görüşmüşsün, 3. çıktı. Hikmet Bey de mi? Ankara'ya geldiğinde ben 1 sefer görüştüm. Ya tamam. Yani görüşmüşsün. Bak. Şimdi bazı gerçekleri farklı nedenlerle saklıyor olabilirsin. Evli olman, çocuğun olması nedeniyle. Ama gerçekleri saklamaya çalışırken, yani farklı nedenlerle bir gerçeği saklamaya çalışırken o başka bir yerden, de gösterebilir başka yani bir yere çukura çeker seni. Kadının da hayatı bir şekilde son bulduysa seni bambaşka bir noktaya çeker. Hiç ummadığın bir noktaya gidersin. Sen bırak bildiklerini doğru düzgün anlat. Zaten anlayan anladı. Bakın, şunu artık kimse çocuk değil. Ya ben kimseyi herkes anladı. Ben şurada şunu söylemek lazım. İçinde anladı, o da anladı, bu da anladı. Sen doğruları anlat ki bir de kadın hayatını kaybettiyse farklı Allah bir korusun. Şekilde suçlanma. Bakın şunu söylüyorum. Bak gene söylüyorum. Ben 3. çıktı diyorsunuz da ben 2 sefer görüştüm. Bir Ankara diyorum, bir Kırıkkale'de diyorum. Abi bak şimdi. Valla 2 sefer görüştüğün kadına da niye bu kadar paralar veriyorsun? Telefon faturalarını diyorsun. Benim şey ben de bunun cevabı kesiliyor. Yok yani. Kusura bakın, bakma yani. Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani hiç öyle bir şey yok. 2 sefer görüştüğün kadına neden pasta, neden gül getiriyorsun? Öyle değil mi? Ha, mümkün diyeceksin. Böyle ya bir şey olabilir mi? Yani. Pastanede kafe içtikten sonra orada satılıyordu. Ya, bana bundan alınmasın dedi. Neyse her pastanede pasta var. Yani 2 sefer görüştüğün kadına özel bir ilgin olmalı ki bu kadar yakın davranmalısın. Bunun sağı solu yok. Bunun aksini de iddia edecek durumda değilsin zaten. Bu kadar ortada. Dedeciğim zaten sadece arkadaş olarak gözüküyorsan, görüşüyorsanız zaten o zaman o kadının gülü kabul etmemesi lazım. Benim arkadaş olarak görüştüğümü düşündüğüm bir erkek de bana o pastayla gülü zaten veremez. Ben de kalkıp da Kırıkkale'den Ankara'ya gitmem zaten doğum günümde onunla görüşmeye. Kimle özel görüşüyorsan onunla gidersin doğum günü kutlamaya. Doğum günü kutlamaya gitmedim. Ben orada pasta alır mısın dedi. Doğum günüm için de bir gül aldım. Bu hediye ya, bunda bir amaç yok ki. Halamın hiç böyle bir huyu yoktur Müge abla. Doğum günü değil mi o gün? O gün doğum günü değilmiş herhalde. Bilmiyorum. Vallahi bak ben sana söyleyeyim. 6 ay olmuş. Benim yani, ben de kültürümde bak burada diğer beylere de soruyorum. Herhangi bir şekilde bir telefonda ya da internet tanıdığım bir hanıma birkaç gün sonra ne kadar zaman geçtiyse bir pasta bir gül normalde verilmez. İnternette de yazışılmaz zaten. Hayır zaten internette böyle bir yazışma üstüne paralar yollama. Bak benim Facebook'um yok. Nasıl kullanılır bilmiyorum. Yok. Instagram ne? Yeni öğreniyorum ben bunları. Vallahi kullanmasını bilmiyorum. Fakat benim telefona, Instagram'a da, Facebook'a da günde 80 tane mesaj geliyor. Bakmıyorum dahi, bakmasını da bilmiyorum. Senin hiç var ya. Senin var mı? Ama bilmiyorum. Senin var. Yani yazışırsan yani, ama ben açmadım diyor. Ben kim onu yapmış onu da bilmiyorum. Benim ihtiyacım ama her gün yani, senin adına açılmış bir... Açılmış anladım. Ve durmadan mesaj geliyor. Arkadaşlık teklifi bilmem ne. Nasıl, ne açtığım var ne baktığım var. Nasıl görüyorsunuz? Ya kendine göre yazıyorlar. Bilmem Ahmet... Yani yalnız bayan değil canım. Yani. Hemen akla kötü şey getirme. Yani erkekler... Ay sanki ben de kötü niyetliymişim gibi bana... Seninle merhaba etmek istiyor. Cevap veremiyorum. Cevap vermeyi de yani bilmiyorum. Yani erkekler mi arkadaş teklifi? Ya yani. Cevap vermesini de bilmiyorum. Bak başıma ne getirdi abi benim de. Valla bizim programda insanlar böyle cümleleri oradan buradan böyle söylerlerse biz onu çıkartırız ortaya. Evet. Sen Facebook açmışsın, bakın senin telefonuna da eğer dırt dırt geliyorsa sen açmışsın onu. Vallahi benim. Olur mu canım şimdi benim adıma ya açılan... Ya ben bilmiyorum açmasını da kullanmaktır da. Şimdi benim adıma açılan da Facebook hesapları var ama hiç onların bildirileri hesap bana gelmiyor tabii. Yani. Ama bak, sen açmışsın ki sana geliyor. Ben açmasını bilmem gerçeğim ya. Bilmem. Gel bakayım sen telefonunu bir. He? Sen ver bir telefonunu. Al. Biliyorum ben kodunu da değiştirmeden size. Dur şeyi vereyim sana dur. Ben hepsinin bilirim telefon şifrelerini. Al. Facebook'u da açayım. Nerede Facebook? Ah. Buyur. Nasıl açıldığını bilmiyorum. De açtınız işte. Hayır şifre. Telefonu açtım. Açılıyor işte. Yok ondan sonra mesela yazı yeri. Söyleyeceğim ben de alıyorum da. Çok... Onun mu Facebook başkasının mı? Bak bakayım ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Sevgi Hanım bizim genç beynimiz. Torun açtı Rami ben hocam. Biliyorum. Rami Hoca'nın olmasa zaten bu telefonda şifreli olarak açılmış durumda olmaz. Rami Hoca kendisi açmış bu. Neymiş? Yüksek gel. Yüksek gel bakayım ben de duyayım. Gel. Size ait. Hocam şöyle şimdi bu sizin telefonunuza yüklü bir Facebook hesabı ya. Eğer onu siz açmasaydınız o sizin telefonunuzda olmaz yani yalnız, bu hesap sizin. Yalnız benim kızım Sahra Facebook'la Instagram babacığım sana açayım mı falan filan dedi dedim kızım ben beceremem. O açmış olabilir. Tamam işte siz o hemen şimdi Sahra'ya sorarım. Sana evvel dinliyorsan arada... Hayır yalnız Sahra'ya telefonda bağırması. Hani telefonu... Tamam bu senin hesabın. Aa bak mesela günaydın Rahmi Bey. Çok yakışıklısınız. Ben vallahi bak ya yemin ediyorum yani. Devamlı okumayı Müge Hanım. Kaçırdım onu ya. O nereden ki? Senin Messenger'ın bile var. Allah senin iyiliğini versin. O ne demek? Hayır ne demek onu bileyim. Hikmet Bey'e sorun abi. Ne demek? O sana bir sürü arkadaşlık isteği geliyor şu anda Facebook'tan. Yüzlerce var ama bir tanesinin cevabını nasıl verileceğini de bilmiyorum. Bilseniz ne yapacaksınız? Yok ilgilenmem zaten. İlgilenmem zaten. Olsun bana da gönderiyorlar Müge Anlı sizi çok seviyorum canım Müge diye. Ya bu adamı da yoldan çıkar. Arkadaşlık teklifleri falan gönderip şimdi yoldan çıkarmayın. Vallahi baş edemeyiz biz bunda. Ben doğum gününü bile yayın sonrası kutluyorum ki. Allah şu an Facebook'unda müthiş bir artış var. Buyurun. Bak herkes sana şey yapıyor, arkadaşlık isteği gönderiyor. Teşekkür ediyorum herkese, o kadar. Başka bir cevap veremem. Vallahi ben telefonun şifresini biliyorum. Arada tuvalete falan gittiğinde her an her şeyi öğrenebilirim. Rahmi Bey'le de bayılıyorum böyle uğraşmaya biliyorsun. Herkesin bilirim ben cep telefonu şifresini. Bakıyorum nasıl açtıklarına. Gün olur, ihtiyacımız olur. Neyse, annem kızıyor böyle şeyleri karıştırmama, kurcalamama ama ben çocukluğumdan beri böyle herkesin her şeyini karıştırırım. Neyse, güldük ama işte Hikmet Bey, yani seninkisi bir garip hayatım. Sen en son bu kadınla konuştun, bak bütün herkes arayan Kırıkkale'ye gittiğini söylüyor. Sen belki Kırıkkale'ye gitmedin ama neden Kırıkkale'ye gittim dediğinin cevabını vermelisin o zaman. Bir de ben insanlar birileriyle görüşürken o kişi kaybolduğu zaman onu aramamalarını anlayamıyorum. Görüştüğün kişiyi ararsın. Karşı tarafın kaybolduğunu beklemezsin. Bir ararsın, iki ararsın ama ararsın. Bir mesaj gönderirsin. Bir Facebook'tan ya da Instagram'dan nerede arkadaşsınız, yani nerede tanıştıysanız. Ya sana telefondan ulaşamıyorum, Ankara'ya geleceğim dedin, iyi misin? Sen bu mesajı atsaydın, deseydin ki ya ben de attım, ulaşamıyorum. Ya da Emre aradığında, ya Emre sen yeğeni misin? Dedi mi sana Emre öyle bir şey? Ben de ona ulaşamıyorum. Ben de çok merak ediyorum ya, telefonu kapalı, bir haberiniz var mı? Yok. Biz böyle bir şey dedi mi sana? Hani böyle bir şey desen anlarım, sen de merak edersin. Şimdi durup dururken bir kadın ya da erkek ortadan kaybolduğunda hep görüşen biri niye onu aramaz? Evet ya dedim. Ancak bana... Rami Bey'in az önce dediği gibi ancak o telefona cevap veremeyeceğini düşündüğün zaman aramazsın. Ha, sende özel bir durum olabilir. Ben sadece hanımefendinin zaman zaman psikiyatrik problemleri de olduğu ailesi tarafından söyleniyor. O telefon konuşmasına ya da Kırıkkale'ye gidip görüştüğünde aranızda ne geçti de kadın hani içine mi kapandı, kaçtı mı, gitti mi? Hani böyle bir bilgin varsa da söylesen de kurtul, biz de kurtulalım. Yani tabii bilsem söylemez miyim? Yalnız şunu söylüyorum. Bakın ben en son pazar günü ulaşamadıktan sonra aramadım. Niye aramadığımı da söyledim. Daha öncesinde de birkaç sefer böyle 2 gün, 1,5 gün görüşmediğimiz oldu. Ve ondan sonra ben hastaneye falan gittim. Salı gün Emre Bey'le konuştuk. Orada öğrendim kayıp olduğunda. Hastanede mi öğrendim? Yok yok. Sizle konuş, hani ulaşılamıyor dediniz ya. He. Daha önce de... Anneniz miydi aradığım öbür ablam? O söyledi, ulaşamıyor. Sizden... İlk halam aramış. İşte ondan sonra kim aradı? Bir beyefendi aradı. Ondan sonra sen aradın. Ondan sonra dedin ki biraz önce de dedin sabah halanız aradı dedi. İşte diyorum sen... bir hanım aradı. Bir sizden ondan önce... sonra sen aradım. Senden de ilk defa duyuyorum dedin. Halamdan da ilk defa duymuşsun. Evet. Ya aynı gün işte aradım. Ortadaki beyefendi kim ya? Ya isim söyle. Her şeyi biliyorsun ya. İsim bak, söyle. İsmini bilmiyorum. Ben numarayı da verdim Müge Hanım'a. Dedi ki Ankara Emniyetinde oğlum var. Kardeşim, abisi yanımda şu anda dedi. Ben konuşuyorum dedi. Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin dedi. Numarası burada. Verebilirim, arayabilirsiniz. İsmini bu kadın bilmiyorum. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu kadın pazar günü benim tahminim alelacele çıkmış evden. Evet. Camını da açık bırakmış. Ankara'ya gidecek kadın, evet. Camını kapatır. Hiç yapmayacağı bir şey. Şimdi hani benim hiç öyle... Standart ev kadınlığına ilgim olmamasına rağmen evden çıkarken bir kapam bacım açık, öderler ya, kapım bacım açık mı diye bir bakarım. Bu kadın kapısını açık bırakmış, kış günü camını açık bırakmış. Kapısının üstünü kilitlememiş. Şimdi yine de Kırıkkale ile Ankara birbirine çok yakın. Tabii biz her gün Kırıkkale gidip geliyoruz gibi işi ama orası bir şehirler arası sonuçta, bir Ankara'ya gidiyorsun. Kapının üstünü de kilitlersin, camını da kapatırsın, öyle değil mi? Evet. Bir öyle çıkarsın. Hatta belki de bir konuna, komşuna söylersin ben Ankara'ya gidiyorum diye. Çünkü Ankara'ya sizin için gelmediğini söylüyorsunuz. Evet. Bir başka yere gitmek üzere. Kime gelecekmiş normalde? Bilmiyorum, söylemedi ki. Ankara'ya geleceğim, işlerim var dedi. Bir 10 dakika seninle de kahve içebilir mi dedi. İşlerim var dedi. Şimdi acaba o işleri neydi? Bilen bir konusu, komşusu varsa biz onu arasın. Akrabaları bilmiyor. Bu kadın seninle görüşmek üzere geliyor. Ya da sen gidiyorsun, sürpriz yapıyorsun, ben geldim diyorsun. O da alelacele kapıyı falan, camı açık bırakıp çekip kapıyı çıkıyor. Ya bak, da bu kadının başına evde bir şey geliyor. Birileri o kadını oradan çıkarıyor. Kapı bacı da açık kalıyor. Anahtarı da alıyor, bir güzel altı kilitliyor. Hem üstte hem altı kilitlemesi gerektiğini bilmiyor. Çok eve alışkın biri değil bu kişi. Ve kadını o evden çıkartıyor. Vallahi dilemem ki böyle olsun. Ama bu da olasılıklar dahilinde Hikmet Bey. Evet. Başka görüşlü kimseler varsa, onunla ilgili bilgi sahibi olanlar da varsın. Bu hamilelik mevzu falan da farklı şekilde çıkmış aslında ortaya. Kebriye Hanım, anlatır mısın? Şimdi hanımefendi sosyal medyadan böyle birileriyle görüştüğü biliniyormuş. Daha sonra da iddialara göre, yani akrabasının bize anlattığına göre, yanlışım varsa sen düzelt. Kendisinden ayrılmak isteyen kişilere hamile olduğunu söyleyerek... Ya da sana işte adam göndereceğim, seni dövdürteceğim falan diyerek tehditlerde bulunmuş daha önce. Şimdi dün de bunu konuştuk. Siz de buradayken konuştuk. Eğer bu kadın daha evvel görüştüğü başka kişilere ben de hamile kaldım o zaman ya da benden ayrılırsan seni dövdürtürüm falan gibi bir takım tehditlerde bulunuyorsa sizin tehdit mekanizmanızla çok açık. Evet. Karına söylerim. Ama biz böyle bir şey olmadı yani bizde. Yani bana herhangi bir eşine söylerim şöyle bir şey yok. Bizim telefon pazar günü niye arıyor o zaman? Pazar günü madem aranızda böyle bir anlaşma var. Pazar günü sabahın 8.30'da niye arıyor? Ankara'ya geleceğini söylediydi. Ya işte, iyi de yani benim karım duymasın arama diyorsun. Sabah 8.45 pazar günü herkesin uyuduğu bir saat. Evet. Arıyor karın da yanında biliyor. Biliyor ama niye aradı bilmiyorum. O 27 saniyede konuşuyorsun. Sabahın o saatinde ilaç kullanan insan. İmkanı yok o saatte ayıkamaz alan. Yani burada bir gariplik var. Kavga ettinse kavga ettim de. Hayır, eşine söylediyse eşine etmedim. Söyledim de. Bak hayır. Ben sana burada söyleyip söylemem önemli değil. Anlıyorum. Sonuçta burada söylediğin her şeyde bir ifadedir. Evet. Hani polise ifade verdim diyor ya insanlar. Evet. Polise ifade verdim demek ben polise anlattım demek. Sen de şimdi burada anlatıyorsun yine bunlar kayıt altına alınıyor. O gün seni Kırıkkale Emniyetinden aradıklarında ya da Ankara'dan ben Kırıkkale'ye geldim dedin mi demedin mi? Demedim efendim. Dediğini söylüyor mesela Hülya Hanım. Demedim bilmiyorum demedim. Desem yani gelsem niye gelmedim diyor. Bugüne kadar kimseye bir yalan söylemedim. Her şeyimi açık diyorum. Gelsem gitsem gittim derim. Şurada bekledim derim. Geldi gelmedi derim. Buraya kadar gelmişim. İş bu noktaya kadar gelmiş Müge Hanım. Ben niye yalan söyleyeyim? O zaman internetten görüştüğü başka birisi var mıydı? Peki sen onun internette de görüşüyorsun. Kim beğeni atıyor fotoğrafına falan takibini de yapıyorsundur. O paylaşımlarını olarak. Yoruma kapalı yapardı. Beğeniler gelirdi tabii ama yoruma açık. Bir erkek olarak bakmıyor musun? Hangi erkekler beğeniyor? Yok ya öyle bir detaylı baktım yok. Sadece o da 2-3 günde bir paylaşım yapardı. Ben de haftada bir kere paylaşım yapardım. Bakarsın abicim ya. Bakarsın yani. Bak. Yoruma kapalı yapardı. Bak 2000 lira maaş alan adam 300 lirasını o 2000 liranın bir kadına gönderiyorsa sosyal medya paylaşımında kim beğenmiş, kim beğenmemiş, kim gülücük atmış, atmamış ya da işte bakar. Bakar yani hani. Ya, uzaylı değiliz hepimiz tamam, insanız hepimizin fıtratı ama, aynı yani. Beğenilerine bakıyorum ama beğeniye ben baktığında da orada hep aynı için. Adamları görürsen kim bu adamlar diye sorarsın. Şimdi Müge Hanım beğeni yorum yapılsa tamam yorumlarda ilginizi çeker. Ama bu yoruma kapalı yapardı ve sadece beğeni gelirdi. Kaç 100... takipçisi var? Beğeni 180-190 tane beğeni gelirdi. Takipçisi 1000 küsür tane takipçisi vardı. Vay maşallah. Nasıl ezberlemiş. Aman ne meşhurmuş ya. Yani hiç dikkatini çeken birisi olmadı mı orada? Olmadı yok. Yoruma kapalı olduğu için olmadı ne bileyim. Bilsem bir tane de bir kamyon şoföründen bahsettiler. Emre sen biliyor musun? Bir kamyon şoförü mü tır şoförü mü? Yok. Kebri ismi de vardı ya sende. İsmi? İsminin Emre olduğunu biliyoruz Müge Hanım. Yaklaşık 1 yıl önce bir hanımefendi bir arkadaşına bahsetmiş. Benim bir tane görüştüğüm kişi var. Ankara'ya gitmiş hatta. Kendisiyle görüşmek için kamyon şoförü kullanıyormuş. Kamyon şoförüymüş ve yaş olarak hanımefendiden daha gençmiş. Onunla da buluşacağını söylemiş. Hatta bize anlatan kişi onu da görmüş ama bu 1 yıl önce olan bir şey olmuş. Hatta bitmiş o 1 yıl önce. Evet bir kaza geçirme durumları falan olmuş. Ben telefonumda Emre diye bir isim var. Hı. Evet ama o kamyon şoförüm değil bilmiyorum. Peki telefonu emniyette derken zaten. Cep telefonları da evde miydi? Bir tanesini buldum ben. Ama kullandığı hattı yok. Ha, kullandığı o telefon hat yok. Değil, yok. O telefon büyük olan telefondu. Ha. O telefon yok. O yanında gitmiş. Küçük telefonu evde. Bu neredeydi? Burada küçük telefon. Kapalı bir yerde miydi, açık ortada bir yerde yok, miydi? Kapalı bir yerde. Peki parası, pulu, nüfus kağıdı? Yok. Onlar da almış. Hı hı. Bankadan çekilmemiş maaş. Dedemden kalan maaşı var, ona dokunmamış. Dedemden kalan birazcık işte bir miktar para var, ona dokunmamış. Evde duruyor. Hayır, bankasında. Bankada duruyor. Evde bırakmış mı hiçbir ziynetini? Sadece erkek alyansı var evde. 2 tane. 2 tane? Hı-hı. İsimleri ne yazıyor içinde? İsim yok, yazmadı. Benim eşim buldu hatta. Ben başka yerleri ararken o söyledi 2 tane alyans var diye. İkisi de alyans mı? Hı-hı. İkisinde de İkisi isim de var mı? İkisi de aynı alyans. İsim var mı? Yok. Yok, isimsiz. İkisi de erkek. Biri kadın, biri erkek değil. Biri kadın, biri erkek olması lazım. Ha, biri kadın, biri erkek. Bir tane de şey yapamadım ama. Bir çift alyans. Doğum günü hediyesi ne aldın sen Hikmet Bey? O gün oradan bir pastayla bir hazır çiçek. O kadar aldım. O kadar. Hazır değil. Çiçeği vazosunda duruyor. Kırmızı gül. Hala. Evet. Hala duruyor. Evet. Kurutmuş mu yoksa şey çiçek mi? Yok, vazoda kurumuş. Yani hazır çiçek dedim buket halinde yapılmış bir şey. O işte yani. Ha ben hazır çiçek deyince şey anladım hani. Yapay çiçek. Yapma çiçek mi diye bildin. Yok. O da duruyor yani. Evet. Bak saklıyor hala. Canlı çiçek de kurumuş vaziyette. Evet, saklıyor hala. Bilemem ki. Evet. Eşim bağlanabilir yani. O gördü. Sen ne zaman kutladınız siz o doğum gününü? İşte o Kırıkkale'ye gittiğimde kahve içtiğimizde AVM bir iş merkezi vardı böyle. Ha, hangi ay? 6-7 ay oldu herhalde. Biraz önce de 3,5-4 ay oldu diyor. Neye? Yani, yok. AVM'ye gittiğim. 3,5 ay 4 ay olmadı dizemedim. 6 ay. Yani oldu. Siz ilk sosyal medyada tanıştınız. Ve ilk kez o Kırıkkale'ye AVM'ye gittiğiniz zaman mı? Evet. Pasta çiçek yaptınız. E peki nasıl daha hiç karşı karşıya gelmediğiniz bir insana çiçek pasta oluyor orada? Ya şöyle söyleyeyim. Ben geldim gidiyorum bana... Yazık be, gençliğim geçmiş, yazık yani. Gerçekten. E nasıl oluyor daha şimdi, hani telefonda konuşuyorsun da nasıl şimdi alışveriş merkezine çiçek veriyor sana, pasta veriyor, o çiçeği de... Pastayı kendi istedi. Jest yapmak istemişti. Ev için bir pasta alabilir misin dedi. Çiçeği de ben aldım. Ne dedi pasta? Pasta. Oradan evine gidecekti. Ben de evime dönecektim. Ev için bir pasta alır mısınız? O zaman aldım. O pastayı evde yediniz siz. Eve gitmedim bakın. Ben ya o ev şart değil kardeşim. Şimdi tamam. İlk defa bir tanışmaya gidiyorlar mı? Ev içinde pasta alır mısın derse. Evde yemek için bana pasta alır mısın dedi. Doğum gününü kutlayacaksanız o pastayı beraber mumunu üfleyip beraber kesersiniz. İşte o bulundukları kahvede çay içerken. Pastayı alıp da eve gittiyse siz de eve gittiniz. Eve gitmedim efendim. Hayır. Peki. Eve gitmedim. Vallahi keşke o zaman sizin gibi hayatta insanlar çoğalsa yani, böyle hani Instagram'dan, Facebook'tan, Instagram'da diyemiyorum ben. Yani Facebook'tan tanışsak, borcumu öde desek, 300 lira gönderse, 150 lira gönderse, böyle telefon faturalarını ödese, hiç de görüşmesek etmesek böyle. Güzel işmiş yani. Doğum günde de evde yiyesin diye pastanı koltuğunun altına verip yollarsa. Pastayı kendisi buradan bir pasta alırım size aldım. Görünüş. Peki devam edeceğiz efendim. Burdur'a bir uzanalım. 78 yaşındaki Ayşermur Fatma Bozavcı. 6 aydır haber alınamıyor. Arkadaşlarımız yaptıkları haberleri de sizlere izlettiler. Şimdi... Bir ormanlık alandan bahsetmiştik biliyorsunuz. Burdur Emniyeti diyor ki biz tekrar burada, biz dedik ki acaba yeniden bir arama çalışması mı yapsak? Burdur Emniyeti diyor ki biz yeniden arama çalışması yapamayız. Çünkü biz oraya dedik aradık. Orada değil. Bu arada arkadaşlarımız acaba hani o yoldan mı gitti, orası mı gitti, buraya mı gitti diye konuşulduk ya. Şimdi 6 aydır kimse 78 yaşında kadına bakacak hali yok çıtını çıkartmadan. Hadi baktı Allah rızası için, televizyonda gördü, şimdi araması lazımdı. Acaba dedik sosyal hizmetlerde mi? Yurt içinde bütün, yurt genelindeki sorgulama yapıldı. Ülke genelindeki huzur evleri, işte o su, bu su, devlete bağlısı bir şey. Hiçbir yerde 6 aydır böyle bir hanımefendinin gelme şeyi yok. Yani orada da değil. Polis diyor ki ormanda değil. Sosyal hizmetler diyor ki bende değil. Nerede o zaman bu kadın? O zaman bu kadının yani... O zaman ben bunun artık bir kayıptan cinayet dosyasına çevrilmesini rica ediyorum. Evet. Evet. Açıkçası eğer Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsaydı izleyicilerimiz bizi arardı. Onları aramıyorlar. Zaten 6 aydır onların bakmaları diye bir şey söz konusu olamaz. Bugün belirttiğiniz neticeler yani her türlü bakım evlerinde, sosyal kuruluşlarda katli surette böyle bir isim yoksa, böyle bir hanımefendi gelmemişse o zaman maalesef... Kötü ihtimalleri aklımıza almak durumundayız. O zaman bir cinayet soruşturmasına dönüşmesi lazım. O zaman kolundaki 3 bilezikten dolayıymış. Şimdi o ormanı ararken biz bilmediğimiz için o arama çalışmalarını, ama siz de diyorsunuz ki çok sıkı arandı. Çok sıkı arandım. Siz de orada olmadığını düşünüyorsunuz. Sosyal hizmetlerin Türkiye genelindeki hiçbir kurumunda ya da kuruluşunda yok. Değil bu hanımefendi ne yazık ki. Evet. Çünkü bu biraz daha geç çıkıyor. Çok ayrıntılı bir inceleme bu. Ki hoş. İstiyorsa Konya'daki huzur evinde olsun, yine bizi izleyicilerimiz arardı. Ben bakanlığa teşekkür ediyorum, onlar genel bir arama yaptılar ama zaten bizi ararlardı. Orada da yok. Buhar olup da uçmadığına göre şehrin içinde düşse kalsa 6 aydır bulunmayacak hali yoktu. Ormanda yok, sosyal hizmetlerde yok. Kusura bakılmasın, kimsenin de alıp 78 yaşına kadına 6 aydır bakacak hali yok. O zaman bu kadını 3 bileziği için, o için, bu için birisi kolundan o bilezikleri almak için o zaman demek ki hayatına kastetti. O zaman da cinayet masasını araştırması lazım. Bekçi Bey'le, oradaki Bekçi Bey'le, annenizin en son gördüğü babanızın da hakkında suç duyurusunda bulunduğu Bekçi Bey'le görüşüyoruz. Ben devlet memuruyum, konuşmuyorum diyor ama ben Sizin de ona bir şey yaptığınıza inanmak istemem. Sonuçta siz de devletin bekçisisiniz. Yok, ben de inanmıyorum ama zaten. Ama devletin bekçisi olarak siz de gelip aslında keşke ailesine ve yani bize benim burada yanlış söylediğim şeyler olabilir Müge Hanım. Ben onları suçlamıyorum kesinlikle. Ne Hasan Bey'i suçluyorum, ne bekçi Nuri Bey'i suçluyorum. Benim yanlış aksettirdiğim şeyler olabilir karşılıklı. Bizim çünkü elimizde donemiz yok, hiçbir şey yok. Sadece 3 tane şahidimiz var. Onlar bildiklerini anlatsın ki biraz ilerleyelim, yol kat edelim. Yani hiç yol kat edemiyor. Orada kaldık biz. Oradan aşağısına geçemiyoruz. Yani ne biliyorsak hepimiz birlikte kafa kafaya verip bildiklerimizi anlatalım. Evet, çünkü yani ben yanlış aksettiriyor olabilirim evet, yani. Devlet memuru olması onun devletle kendi konusuyla ilgili konuşmaması yasağıdır. Bu konuyla ilgili bizim arkadaşlarımız da çok ısrar ettiler. Lütfen bir yayına bağlanın. Siz de bir anlatın. Siz orada bekçisiniz. Siz daha iyi bilirsiniz nereye gider, ne yapar. Evet. Orada kim vardır, kim yoktur. Ama şimdi... tamam aradık bulamadık yani bırakacak mıyız şimdi? Ne yapacağız yani şu saatten sonra ne yapabiliriz Müge Hanım? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Evet. Ne yapacağız? Yani bu cinayet masasının o zaman bir cinayet soruşturması yapması lazım burada. Oradaki evet. Etrafta ben hep söylüyorum bir suça karışmış kimse var mı? Borcu olan kimse var mı? Borcunu ödeyen kimse var mı? Bu evet. Hanımefendi kaybolduktan sonra yani bunun arama çalışmaları öyle yapılır. Uzaktan uzağa. Yapılabilecek yani ben kapanmasını şey istemiyorum açıkçası. Ben de istemiyorum. Ne olursa lütfen yetkili kimse cinayet masasına aksettirilecekse onlardan rica ediyorum. Yani bu konu üzerine durulsun lütfen. Benim annem bu resimlerle kalmasın. Bu görüntüyle kalmasın orada. Lütfen. Ne oldu şimdi yani? Kadın gitti yok. Yok. Yani iki ihtimal konuşmuştuk daha önce. Ya bir trafik kazası neticesinde çarpıp ölümüne sebebiyet veren aldı onu bilinmeyen bir yere götürdü bıraktı veya kolundaki bilezikler maalesef kötü akıbeti söylemek istemediğimiz neticeyi evet. hazırladı. Her ikisinde de yani o zaman hem araba tamircilerine de buradan sesleniyoruz. Kalkıp ama aradan bu kadar zaman geçmiş araba tamircilerine. Yine hatırlarlar. Çoktan yapılmış o iş bitmiştir yani. Ama yani hakikaten bu görüntülerde mi kalacak şimdi bu hanımefendi? Ya bu görüntüler... Yani yolunu bulamadı. Yolunu bulamadığı yer de hani Eminönü Meydanı değil. Hoş Eminönü Meydanı'nda da ne olacak insana da yani hani yolunu bulamadığı her bomboş yer orada bulamazsa evet. öteki taraftan bulur. Birisinin evet. evine götürmesi lazım. Demek ki bu kadını birisi kolundaki bilezik için olabilir, o için bu için olabilir. Birisi aldı alıkoydu. Evet. Çok açık ve net artık daha yani bunun kesinlikle. Eğer o ormanda olmadığını eminseniz ben buradan emniyetten sesleniyorum. Eminseniz çünkü ben emin olamıyorum. Çok aranan yerlerde çıktı özellikle bu Alzheimer'larda. Evet. Arandı oraları çıkmadı sonra 3 ay 4 ay sonra ne yazık ki Hülya Hanım aralıklarla arandı. Yani mesela bir gün arandı, ertesi gün arandı, 2 gün sonra tekrar arandı. Yani köylere vararaktan arandı, o dağlar arandı. Yani orada olduğunu biz ailecek düşünmüyoruz artık. Aşağıya indi, aşağıda ne geldiyse başına o geldi. Kim ne biliyorsa bir tırnağını gören dahi olsa lütfen. Evet, bir çığlık, lütfen. Bir ses ne olursunuz. Lütfen. Efendim Daniela bekliyor. Daniela dün Rahmi Bey de bahsetti artık istinat mahkemesi de çocukların anneye verilmesi kararını aldı. Ve şu anda Ali Korkmaz çocuklarını kelimenin tam manasıyla kaçırıyor. Artık bu velayet davasından da öte çocuk kaçırma davasına doğru ne yazık ki evrildi. Evet. Dün Rahmi Hocam da Daniela ile ilgilendi. Çünkü siz bakmayın onun böyle burada durduğuna. Ben geldiğimden beri bile kilo kaybetti bu kadın yani. Hiç iyi değil durumu. Siz de gördünüz hocam. Evet. Belki çocukların babasına o anlamda ben sizin de birkaç cümle söylemenizi rica ediyorum. Şimdi tabii hanımefendi son derece stres altında. Tabii ki son derece etkili ve kilo kaybı da var. Yani üzgün, sıkıntılı, bir belirsizlikle karşı karşıya. Özellikle ben Ali Bey'den ricam şu. Yani bu saatten sonra... Çocukları eğitimsiz bırakmaması çok daha önemli. Tabii. Evet. Ben insan haklarına böylesine uymamazlığı düşünemem. Yani eğitim almak bir insan hakkıdır. Mecburen hakkıdır. Dolayısıyla bu çocuklar okula gidemiyorlar. Eğitimleri evet. yarım kalmış. Herhangi bir şekilde hasreten yani makul düşünüp artık onu emniyete teslim etmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Yarın devam edeceğiz efendim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Savoir